sevgili KONTV izleyicileri. Bir hafta aradan sonra yine güzel bir Perşembe gününde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sağlıklı Hayat'a hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yine sağlığınızı çok yakından ilgilendiren bir konuyu uzman konuğumuzla konuşacağız. Sizlerin de sorularınızı yanıtlayacağız. Bakalım bu hafta Sağlıklı Hayat'ta sizleri neler bekliyor? Sağlıklı Hayat'ın bu haftaki konusu kadınlarda en sık görülen kanser tipi olan ancak son 20 yılda teşhis ve tedavi anlamında büyük ilerlemeler kaydedilen meme kanseri. Meme ağrısı meme kanseri belirtisi olabilir mi? Memedeki kitle ve diğer belirtileri nasıl fark edebiliriz? Kendi kendine meme muayenesi nasıl yapılır? Kimler meme kanseri olabilir? Genetik yatkınlık ne kadar önemli? Menopoz sonrası kullanılan hormon tedavileri riski artırır mı? Meme kanserinde tanı nasıl konur? Erken tanı için tarama tetkikleri nelerdir? Hastalık nasıl ilerler? Nasıl tedavi edilir? Meme kanserinde ne tür cerrahi tedaviler uygulanır? Her hastanın koltuk altı lenf bezlerinin tamamı çıkarılmalı mı? Bunun yan etkileri neler? Genel cerrahi ve onkolojik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Şefik Atabekoğlu'nun konuk olacağı ve canlı yayında sorularınızı yanıtlayacağı Sağlıklı Hayat başlıyor. Efendim Ekim ayındayız. Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı. Meme kanseri tüm dünyada kadınlarda en sık görülen kanser tipi. Ancak sadece kadınlara has değil, erkeklerde de görülebilen bir kanser türü. Dolayısıyla gerçekten çok tehlikeli ama son yıllarda önemli gelişmeler kaydedildi. Meme kanserinin tedavisinde bu hafta meme kanserini konuşacağız sizlerle. Konuğumuz Medova Hastanesi Genel Cerrahi ve Onkolojik Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Sayın Şefik Atabekoğlu Hocam. Hoş geldiniz hocam programımıza. Hoş bulduk Yağmur Hanım. Sizi tekrar aramızda görmekten çok mutluyuz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de programda bulunmaktan mutluyum. Hem hastalarımızı bilgilendirelim, hem insanlara faydamız olsun, özellikle kadınlarımıza diye. Bu bilgilendirme çalışmaları bizi mutlu ediyor. Teşekkür ediyorum. Evet, biz teşekkür ederiz. Meme kanseri bilinçlendirme ayındayız, farkındalık ayındayız. Meme kanseriyle ilgili ne kadar insana ulaşabilirsek bu programla aslında sosyal sorumluluk adına kendimize düşen görevi de yerine getirmiş olacağız. Bu bizim için çok önemli. Program olarak, sağlıklı hayat olarak da amacımız bu farkındalığı oluşturabilmek. Hem anneleri hem kızlarını bilinçlendirmek gerekiyor meme kanseriyle ilgili. Az önce de söyledim, kadınlarda en çok görülen, en sık görülen kanser türü. Ama erkeklerde de çok sık görülüyor. Meme kanseri neden bu kadar önemli? Biraz da sizden dinleyelim doktor bey. Meme kanseri kadınlarda sizin de söylediğiniz gibi en sık görülen kanser türü. İkinci sırada tiroid kanseri geliyor, rahatsızlık verdi. Genelde 40 yaş üzeri hastalarda görmemize rağmen 25-27 yaşında dahi başlayan hastalarımız var. Hayatın uzamasıyla birlikte görülme sıklığı da daha artıyor. Bundan dolayı bayan hastaların en büyük korkulu rüyası. Fakat teknolojideki gelişmeler, ilaç tedavisindeki tıptaki gelişmelerle birlikte tedavisinde çok büyük adımlar atıldı. Görüntüleme yöntemleri de çok etkili değil mi? Biraz tabii, daha erken tanı konusunda. Ne kadar erken tanırsanız işte farkındalığın da önemi oradan geliyor. Onun için bu konuyu gündeme getiriyoruz. Önemsemediğimiz zaman iş işten geçmiş, ilerlemiş olanlarda ömrü uzatacak çalışmalar yapmak zorunda kalıyoruz. Hani ben kendi tarihimden örnek vereyim. Tıp tarihini bırakın. 99'da Konya'ya geldiğimde genelde hastalarımız ceviz kadar, portakal kadar, limon kadar büyük kitlelerle başvururlardı. Ancak o zaman bunda kanser var mı? Herhangi bir şekilde kontrole gelelim, baktıralım bunda bir sıkıntı çıkar mı, olur mu diye bir yaklaşım yoktu. 99 işte aradan 20 sene geçti. O zaman bulabildiğimiz, teşhis koyduğumuz hastaların çoğu ilerlemiş evredeki kanserlerde ve yaptığımız şeyler daha az işe yarıyordu. Fakat bu süreç içinde işte bu televizyon programları olsun, medyamızın katkıları olsun, hastalarımızın eğitim seviyelerinin yükselmesi olsun, bir bilinçlenmeyle ve bu konunun daha sansasyonel olması, işte daha çok görülmesine bağlı olarak daha büyük korku yaratması hastalarda bir merak da uyandırdı. Şehrimizde hatta ülkemizde kanser erken tanı merkezlerinin kurulması da bu konudaki aile hekimlerinin çabaları, işte şimdi bağırsak, mide kanserleriyle ilgili dışkı tahlilleri yapılıyor, meme kanserleri, rahim ağzı kanserleri ilgili taramalarında gündeme getirilmesi bu konuda bir bilinçlenme oluşturdu. Artık acaba bende bir şey var mı, bende bir şey olur mu diye hastalar gelmeye başladı. Bu süreçte 99'dan bu yana bizim gördüğümüz tümörlü hasta sayısı hem arttı, artarken de evre küçüldü. Daha erken vakaları yakalamaya, hatta
kansere dönüşmeden yakalama şansımız bazı lezyonlar ortaya çıktı. Bu da birçok hastayı hem gereksiz büyük tedavilerden, kemoterapilerden, göğsün alınması gibi yine hastayı eksiklik duygusu yaratabilecek bir travmadan koruması açısından çok faydalı oldu. Hastaların süreçleri kısaldı, tedavi süreçleri ve başarı oranı da yükseldi. Meme kanserinde son yıllarda artış var mı doktor bey? Şimdi görülme sıklığında artış var. Fakat bu artışın neye bağlı olduğu konusu çok açık değil. Kimyasal ama birçok şeye bağlı değil mi? Kanserojenler, biraz o şeylerden bahsetmek istiyorum. Risk faktörlerinden. Kimyasal kanserojenlerin artması, işte biz tarım ilaçları, zirai ilaçlar bu konuda etkili olabiliyor işte. Bazı hormonların çok kullanılması bazen tarımda, hayvancılıkta söyleniyor ondan sonra. Hayvanların büyümesinden, bunların yine meme üzerine uyarıcı etkilerin olabileceği, çevresel kirlilik, sigara ve tütün kullanımının artması, işte radyasyona maruz kalmak. Hani radyasyona maruz kalmak deyince illa nükleer patlama veyahut da nükleer kazalar değil. Bizim cep telefonu, tıbbi işlemlerde kullandığımız röntgenlerin aşırı kullanılması dahi bir anlamda radyasyon. Bunların hepsi üst üste binince görülme sıklığını arttıracak faktörler artmış oluyor. Ama ikinci sırada da artmasının bu kadar hani biraz patlama tarzında sanki hissediliyor. Bir sebebi de bizim bunları daha çok teşhis ediyor olmamız. Eskiden insanlar vefat ediyordu ama neye bağlı olduğu çok bilinmiyordu tabii. Üçüncü faktör ömrün uzaması. Eskiden ortalama ömür 55-60 iken şimdi Türkiye'de ortalama ömür 80'lere çıktı. Kanser bir yerde eskime hastalığı. Hani arabamız eskidiği zaman nasıl işte tekerinden, rotundan, balansından daha fazla arıza veriyorsa vücut da işte 50 yaşına kadar bir oranda eskiyor ama 60-70-80 yaşına çıktığınız zaman daha fazla hasar gören organlardan belirtiyor. Bunlar da kanserin artıyor, görünmesine sebep oluyor. Biz ömrü uzattıkça daha çok kanser görüyoruz. Yani total kanserleri değerlendirdiğimizde ölüm sebepleri içinde %25'i oluşturuyor. Hani kazalar %25, işte kalp hastalıkları %25, enfeksiyon ve diğer hastalıklar %25. Neredeyse %20-25 günümüzde kanser ve kansere bağlı ölümleri oluşturacak konuma geldi. Şimdi bunda hani artış var mı? Daha çok hasta görüyoruz. Ama sebebi ne? Bu konuda biz mi daha çok teşhis etmeye başladık, ondan daha fazla hasta, daha erken evreleri görüyoruz, kanser öncesi aşamaları teşhis ediyoruz. Yoksa gerçekten arttı mı? Gerçekten arttı mı? Bu konu hala tartışma konusu. Peki genetik ne derece etkili meme kanserinin görülmesinde, risk faktörleri arasında? Şimdi genetik aynı şeye benziyor. Hani belli arabaları alırsanız bazı arızalarla karşılaşma oranınız farklı oluyor. İşte marka ismi vermeyelim. Ya sanayiden çıkmazsınız deniyor, şu olur bu olur diyor. Bilerek alıyorsunuz o arabayı. İşte genetikte bizim yapımdan kaynaklanan eksik bölgelerimiz. İşte bazı insanların genetik yapısı, işte kolesterol düzeyleri yüksek oluyor. Kalp hastalığına yatkın oluyor. Son zamanlarda genetik bilimindeki ilerlemeyle kanser oluşumuna sebep olabilecek genlerin tespit edilmesi ve bunların önleyici tedavide kullanılması, hatta teşhis amacıyla kullanılması da gündeme geldi. Ama direkt genetik dediğimiz kısım bunların %15 kadarını oluşturuyor. Aileden geçme dediğimiz, ırsi dediğimiz, anne babada, teyzede hani risk faktörlerini değiştiremeyeceğimiz garanti olabilir ihtimali artanlar onlar. Biraz daha dikkatli olacağız herhalde. Genç yaşta kanserli, meme kanserli yakınınız varsa özellikle 35 yaşından daha küçük. Anne, teyze, hala, amca, dayı gibi birinci derece akrabalarımızda kanser varsa, anneanneler ikinci dereceleri de işin içine kattığımızda ikiden daha fazla kanserli yakınınız meme kanseri, rahim yumurtalık kanseri olan akrabamız varsa genetik olarak riskli gruba girmiş oluyoruz. Bunu irdelemek gerekiyor. Şimdi artık eskiden bu inceleme çalışmaları Konya'da yapılmıyordu. Bazı hastalar işte Ankara, İstanbul'a gönderiyorduk. Son zamanlarda üniversitelerimizde genetik danışmanlık bölümü hizmete girmeye başladı. BRCA geninden bahsediliyor. Bunu evet, en ünlü olanı o. Duymuştuk. En ünlü olanı bu. Ama onun dışında da genler var. Bu konuda risk durumuna göre genetik danışmanlık hizmeti alıp önleyici tedavilerle memeyi boşaltma olabiliyor, hormon tedavisiyle meme kanseri gelişmesini azaltmak veya uyanıklığı daha arttırmak için hastalara ek önlemler sunabiliyoruz. Bu sayede hastalığı daha erken yakalayalım veya oluşmasını engelleyelim gündeme gelebiliyor.
Doğurganlığın azalmasının ya da geç yaşta evlenip çocuk doğurmasının bir etkisi var mıdır meme tabii, kanserinde? Tabii. Şimdi meme kanseri... O öyle söylerler işte, çok emziren kadınlarda meme kanseri görülmez. Bu doğru mudur doktor şimdi, bey? Meme kanserlerinin büyük bir kısmı hormona bağımlı veya hormonal uyarılar sonucu ortaya çıkan kanserler veya büyümesini hızlandıran kanserler. Bunun en görünür göstergesi de erkeklerde az görülmesi. Yani meme kanseri bir kadın hastalığı aslında. 100 tane kadında meme kanseri tanısı koyuyorsak bir tane erkekte meme kanseri östrojenle tanısı. Östrojenle mi bağlantılı? Tabii, bu kadınlık hormonlarından özellikle östrojene bağlı olarak uyarılması, meme dokusunun kendisini geliştirmesi, büyütmesi uyarısına bağlı oluyor. Erkeklerde östrojen hormonu olmadığı için erkeklerde uyarının biri yok. Tetikleyici faktörlerden birisi yok. Onun için çok daha seyrek görüyoruz. Hı hı. Östrojen de ergenlik çağı işte ne kadar erken başlarsa, menopoza hanımlarımız ne kadar geç girerse daha uzun östrojen etkisinde kalmış oluyorlar. Hamilelikte bunun arasında östrojen salgısının aşağıya indiği gebelik boyunca bir dönem sağlıyor. Hı hı. Yani östrojen uyarısından uzaklaştırıyor. Onun için östrojene daha az maruz kalmış oluyorlar. Erken doğum yapanlar, tabii çok hamile kalanlar daha az östrojenle karşılaştıkları için bir yerde bir koruyucu etkisi olmuş oluyor. Onun için erken yaşta doğum özellikle bizim için riski azaltıcı bir önlem. Çok çocuk emzirmekle alakalı mı? Çocuk emzirmeyle ilgisi yok. Çocuk doğurmakla mı alakalı? Hamile kalınan dönemine mi? Onun için hamile kalmayanlar riskli grubu oluşturuyor. Hani 35-40 yaşına kadar evlenmemiş, çocuğu olmamış kişilerde bir risk artışı oluyor. Yine aynı şekilde bu genç yaşta bazı hastalarımızda işte polikistik over dediğimiz hastalıklar var. Veyahut da işte tüp bebek tedavisi ve ona benzer yöntemler kullanmak zorunda olan hastalarımız oluyor. Aşırı miktarda östrojen hormonu verilmesi gereken hastalar da uyarı arttığı için riski arttıran faktörler arasında sayılabiliyor. Peki bu menopoz döneminden sonra hanımların aldığı hormon replasman tedavisinin de meme kanserinin tetikleyici etkisi var mıdır? Bu hala riski tartışmalı. Şimdi çünkü birçok hanımlar menopoz dönemini daha rahat geçirebilmek için bir takım tedaviler alıyorlar. Hormon replasman tedavisi de sanıyorum bu tedavilerden bir tanesi. Şimdi eski yayınlarda bu ilinti var, bu bağlantı var. Fakat eskiden kullanılan östrojen miktarı, hormon miktarı kullanılan ilaçlarda çok yüksek dozdaydı. Hatta doğum kontrol haplarında bile öyle. Fakat bu uyarıcı etkisi ortaya çıkıp meme kanseriyle bağlantı görüldükten sonra ilaç sanayi buna önlem aldı. Daha düşük östrojen içeren ilaçlar, onlarla replasman yapılması gibi yöntemlere girildi. Ve buna bağlı olarak da bu bağlantı kırılmaya çalışılıyor. Onun için arada direkt ilişki şu anda azalmış gözüküyor. Eskiden kullanılan doğum kontrol haplarını uzun süre kullanmış olanlarda risk daha artıyordu ama şu anda gene uyarıcı olabilir fakat eskisi kadar riskli değildi. Menopoz tedavisi gören hastalar işte niçin görecek bunu? Bazıları çok ağır ateş basmaları oluyor, depresyonlara sebep olabiliyor. Gene üriner enfeksiyon tarzı şikayetler olabiliyor, kemik erimeleri olabiliyor hastaların. Kalp hastalığı risklerinde artış oluyor. Bunlara önlem olarak da şimdi meme kanserini arttırıyoruz diye bu tür riski olan hastalara da vermeyelim olmuyor. Kontrol altında o tür destek tedavilerine izin veriliyor. Evet, bizim daha soracak çok sorumuz var. Özellikle meme kanserinin erken evre ya da ileri evre belirtilerini çok merak ediyoruz. Tedavi yöntemlerini çok merak ediyoruz. Cerrahide çok yol alındığını biliyoruz. Meme koruyucu cerrahide. Bununla ilgili soracağımız çok soru var ama izleyicilerimizin de soruları var. Uzmana sorun köşemize gidelim şimdi. Bakalım sokak röportajlarımızda hangi sorular yöneltilmiş doktor bey. Merhabalar. Merhabalar. Adınızı öğrenebilir miyim? İsmim Hafize. Hafize Hanım bu hafta Sağlıklı Hayat'a Operatör Doktor Süleyman Şefik Atabekoğlu hocamız konuk olacak ve meme hastalıklarıyla, meme kanseriyle ilgili sorularınızı yanıtlayacak. Ne sormak istersiniz doktorumuza? Çok sık mamografi çektirmek meme kanserine sebep olur mu?
Bunu sormak istiyoruz. Evet, bunu sormak istiyorum doktorumuza. Doğum kontrol hapları meme kanserini tetikler mi? Ağrılı şişikler kanser değil diyorlar. Bununla ilgili sorumu doğru mudur? Ya çok şey sormak isteriz aslında ama koltuk altındaki şişlik, ele gelen şişlik kanser belirtileri olabilir mi? Bunu sormak istiyorum. Çok da memnunum. Birkaç sefer gittim kendine. Protez ameliyatı öncesinde meme kanseri açısından bir kontrolden geçmek gerekiyor mu? Bunu sormak istiyorum. Merak ettiğim bir konu var. Meme kanseri teşhisi konulduktan sonra hastamıza nasıl bir süreç bekliyor? Meme kanserinde erken tanı için neler yapılabilir? Doktor Bey'e bunu sormak istiyorum. Meme kanserinin başka belirtileri var mı acaba? Şişlikten başka? Bunu sormak istiyorsun. Evet, bunu sormak istiyorum. Erkeklerde de meme kanseri görülebilir mi? Bunların belirtileri nelerdir? Doktorumuza şunu sormak isterim. Benim çok merak ettiğim bir konu. Koltuk altı rolonları, deodorantlar, bunlar meme kanserine neden olur mu? Meme kanseriyle ilgili memede dönem dönem yaşanan ağrılarının sebebi nedir? Doktorumuza bunu danışmak istiyorum. Meme kanseri tedavisinin yan etkileri var mı? Bunları öğrenmek istiyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, konumuz meme kanseri. Medova Hastanesi Genel Cerrahi ve Onkolojik Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Şefik Atabekoğlu konuğumuz. Sizlerden gelen soruları da yanıtlayacağız. Uzmanını sorun köşemizi izledik. O soruları da cevaplayacağız. Bu arada 0542 332 6332 KONTV'nin WhatsApp ihbar hattı. Oradan sorularınızı gönderebilirsiniz. Birkaç tane de gelmiş. İzleyicilerimiz ekran başında bekliyorlar doktor bey. Merhaba doktor beye sorum var. Eşim 4 yıldır meme kanseri. Ameliyattan 4 yıl sonra adet görmeye başladı. İyi veya kötü yanları nelerdir bilgi almak istiyorum demiş. Teşekkür etmiş. Çok geçmiş olsun, acil şifalar diliyoruz izleyicimize. Şimdi ne söyleyebiliriz? Meme kanseri tedavi sırasında kullanılan kemoterapi ilaçları adet görmesini hastanın kesebiliyor. Bazen kalıcı olabiliyor bu. Bazen bir süre sonra yumurtalık fonksiyonları normale dönebiliyor. Hatta çocuk sahibi olabilen hastalarımız da var aynı şekilde. Onun için normal, bunu çok korkulacak bir şey olarak değerlendirmiyoruz. Yalnız meme kanseri olan hastalara bizim önerimiz, takibinde olan hastalara. Bunlar akraba kanserler, yumurtalık kanseri, rahim kanseri ve öbür meme risk altındadır. Diğer kadınlara göre biraz daha. Yıllık olarak kadın doğumcu kontrolünü mutlaka öneriyoruz. Jinekolojik bir muayeneden geçmeleri lazım. Senede bir kere yeterli oluyor. O yönden bir kadın doğumcu arkadaşımızı görsün, değerlendirsin ama korkulacak bir durum değil. Normalde olabiliyor. Evet. Yine bir izleyicimiz çok güzel bir soru sormuş. 26 yaşında yumurta rezervinin azalma olduğu için hormon ilacı kullanıyorum. Normal menopoz yaşına kadar, yaklaşık 50 yaşına kadar hormon kullanacakmışım. Yani 25 yıl. Bu meme kanseri açısından risk teşkil eder mi diye sormuş. Risk teşkil ettiğini düşünmüyoruz. Çünkü zaten östrojeni eksik. Eksik olan hormonlar yerine konuyor. Ondan dolayı ekstra bir risk artışı yok. Yine de yıllık kontrollerini yaptırmasını öneriyoruz bu hastamıza. Günaydın demiş bir izleyicimiz. Günaydın sizlere de. Ben de yaklaşık 3 aydır sol memeden kan akıyor. Ailede kanser yok. Mamografi negatif çıktı. Patoloji tahlil ve ultrason sonuçlarını yolluyorum ekte demiş. Onları ben size programdan sonra iletebilirim. Yaşım 51, bekarım ve menopoz belirtileri başladı. Hocam değerlendirebilir mi? Malatya'da yaşıyorum ve neden kanama olduğu bulunamadı demiş. Neden olabilir memede kanama doktor bey? Şimdi meme başı bu çok normal görünen bir şey değil meme mi? Meme başı akıntıları bizim için önemli bulgulardan biri. Özellikle kanlı akıntı, kendiliğinden atlet özüdüğüne bulaşan akıntı meme kanseriyle ilgili olabilir. Oran yaklaşık 1/10. Bu tür meme başından kanlı akıntı olan hastaların 9 tanesi memenin iyi huylu süt kanallarında genişleme, duktal ektazi, intradüktal papilyom gibi isimleri olan iyi huylu hastalıklara bağlı olabilir. Ama bir tanesi ileride kansere dönüşecek bir yapı veya meme kanseri içerebilir. 3 aydır devam eden böyle kanlı akıntılı olan hastalarda mutlaka ileri incelemeyi düzgün yapmak lazım. Meme filmi normal çıksa dahi. Bile. Yani mamografi normal çıksa bile. Çıksa dahi, meme başındaki akıntının içinden tehlikeli hücreler görülmese dahi, ben kendi hastalarıma bazı büyük üniversitelerde bir iki yerde hani
süt kanalının içinden girip görüntüleme yöntemleri de uygulanabiliyor. Oo, çok güzel. Fakat biz bunlarda hani elimizde o imkan yok. O süt kanalının çıkarılması gibi ufak bir cerrahi işlemle hem riskten kurtulsun hem de doğru tanı konabilsin diye öneririm. Yani 3 ay devam eden kanlı akıntı yaşı da risk grubuna giriyor. 50 yaş civarında hastamız ihmal etmesin. Evet, ayrıntılı bilgi telefonlarımız ilerleyen dakikalarda ekrana temiz olsa gelecek. Dahi ileri incelemeye devam etmek gerekiyor. Oradan da doktor beye ulaşabilir bu hastamız. Koltuk altında ele gelen şişlik kanser belirtisi olabilir mi? Memede ağrı kanser belirtisi olabilir mi? Bu çok sorulan sorular bunlar. Şimdi, memedeki her ağrı kanser belirtisi değildir değil mi doktor? Memedeki ağrı doktoru sevindiren bir hastalık, hastayı da sevindiren bir hastalık. Sonuçta iyi haber veriyoruz. Büyük bir ihtimalle %90-95. Ben 20 senedir Konya'da yaklaşık 2000-3000 kadar hastamız oldu meme kanseri teşhis ettiğimiz. Ama meme ağrısıyla gelen 3 tane hastamda kanser teşhis edebildim toplam. Bunlar da tesadüfen hani ağrı nedeniyle incelendiği için bulduk. Meme kanseri normalde memede ağrı yapan bir hastalık değil. Sinsi, hatta sinsi ilerler. Sessiz, sakin, ufak bir sertlik yapar. Onun için önemsenmez tam tersine. Ya bu bir şey değildir, hiç ağrısı yok, sancısı yok. Ondan ihmal edilirdi. Şimdi işte bu bilgilendirme sayesinde o konular aşıldı. Artık en ufak bir sertlik görünce hastalarımız geliyor. Daha çok iyi huylu, kistik hastalık dediğimiz çok yaygın olan süt kanallarında genişleme, balonlaşma gibi sıvı birikmesine bağlı. Periyodik olarak ortaya çıkan bir ağrı olur. Adet öncesinde olur, adetten sonra rahatlar. Meme ağrısını biz çok önemsemeyiz ama bir doktorun görmesini sağlık veririz. Genelde kanserle ilgisi yok meme kanseri. Çok ilerlemiş kanserlerde hani o tür ağrılar olabilir. Memesinde kocaman portakal kadar tümör olur, göğüs duvarına yapışmış olur, kemiği tutar, hani ağrı yapar. O ama onun dışında oldukça belli. Şu an benim tecrübelerimde hani meme ağrısıyla gelip meme kanseri bağlantısı bence ters. Hani varsa genel biraz zaten halk bakışımız arasında da öyle bir kanı var. Meme kanseri ağrı yapmaz, ağrıyorsa o mutlaka işte, iyi. İhmal etmemek de gerekiyor. O lafı hani söylerken lazım, hani illa o kist mi var, risk oluşturan ileride bir şey oluşabilir mi diye bir kontrole gelmesi gerekiyor hastaların. O ağrı yapan kistik hastalıklarda kansere dönüşebilir mi doktor bey? Şimdi hepsi için söyleyemiyoruz. Genelde dönüşmediği söyleniyor ama memenin o kadar çok iyi huylu hastalıkları var ki biz proliferatif hastalıklar diyoruz. Hiperplaziler oluyor, displaziler oluyor, metaplaziler oluyor. Bunun içinde kistik hastalığa benzer. Bunların ayrımını dışarıdan bakarak tam söyleyemeyebiliyoruz. O kistik hastalık yapısı içinde bu proliferatif hastalık grubu varsa bunlarda dikkatli olmak gerekiyor. Risk biraz daha fazla. Basit kistik hastalık şeklinde olanlarda risk artışı yok. Erken evre belirtileri çok soruluyor. Erken evre belirtileri var mıdır? Ya da ne yapmak lazım? Ya şimdi erken evre, ya biz hastalara kendi kendine muayeneyi de öneriyoruz. Belki soracaksınız biraz sonra. Biz fark edebiliyor muyuz onu işte? O şimdi biz kendi kendine muayeneleri falan önerdiğimiz bütün bulgular aslında hastalığın bir tık ileriye geçmiş aşaması. Biz o aşamayı artık istemiyoruz. Hani o aşama bile bizim istediğimizden bir adım ötesi. Biz daha küçük aşamaları, bir santimden daha küçük olan tümörleri teşhis edersek hastaları kemoterapiden kurtarma şansımız da oluyor ve hayatını tamamen kurtarma şansımız çok daha fazla yüksek oluyor. O zaman şöyle mi yapacağız? Risk grubundaysak erken evre belirtisini de göremeyeceğimiz için zaten mutlaka kontrole geleceğiz. 40 yaşından sonra bütün kadınlar risk grubunda. 40 yaş sınır. 40 yaşınızı geçtiyseniz senede bir kere kontrolünüzü yaptırmanız lazım. Zaten kanser erken tanı merkezleri de bu konuda 2 senede bir mamografiyle yardımcı oluyor vatandaşımıza. Ama tek başına meme filmi yeterli kanser değil. Tanısı için yeterli değil. Yani hastalarımıza daha önceki programımızda da aynı şeyi söyledim mi? Meme filmim çekildi, ketemden sonuç temiz geldi. %100 temiz olacağınız anlamına gelmiyor. Mamografinin gösterme oranı %85'lerde. %15'lik bir arada boşluk var. %85 gerçekten hiçbir şeyiniz yok ama %15'lik kısım da bizim için önemli. Onların da canını hayatını kurtarmamız gerekiyor. Buna işte muayene yöntemleri, ultrason hatta bir adım ileri teknoloji işte meme MR koyun dediğimiz yöntemlerle teşhis etmeye çalışıyoruz. Kanseri milimetrik olarak teşhis ettiğimizde hiç memeyi almadan tedavi edebiliyoruz. Çok güzel. Koltuk altı bezeleri temizlememize de gerek kalmıyor. Ama büyüklük arttıkça yapılan işin de büyüklüğü artıyor.
meme kayıp oranı artıyor, koltuk altı bezelerin temizlenme oranı artıyor, kemoterapi daha uzun süre almalısın. Ve bütün bunları yapmamıza rağmen hastanın konforu da azalıyor tabii. Hepsi azalıyor. Hatta yaşam süresi bile azalıyor. O belirtileri görmek dahi istemiyoruz. Evet. Bütün kadınlar risk grubunda dediğimiz için 40 yaşından sonra mutlaka yılda bir illa bir doktor muayenesi, 2 senede bir mamografi öneriyoruz. Araştırma sonucu az ye çok yaşa. Az yemek ömrü uzatıyor. Bu açıklama Amerika'nın Louisiana eyaletinde bulunan Bennington Biyomedikal Araştırma Merkezi uzmanlarına ait. Araştırmacılar normalden daha az kalori alımının daha sağlıklı ve uzun bir yaşamın anahtarı olduğunu söylüyor. Deney kapsamında 53 kişinin tükettiği gıda ve sağlık durumları 2 yıl boyunca mercek altına alındı. Normalden %15 daha az kalori alan 34 deneyin metabolizması ve hücre yapısında belirgin iyileşmeler tespit edildi. Az yiyen deneklerin uyku sırasında metabolizmalarının yavaşladığı, vücut ısılarının da azaldığı belirtiliyor. Bu kişilerden alınan kan örnekleri, hücrelerindeki yaşlanmanın %20 oranında azaldığını ortaya koydu. Deneklerde DNA ve hücre hasarının da azaldığı belirtiliyor. Beslenmenin yaşlanma sürecini etkilediği ifade ediliyor. Araştırmacılar şimdi ise metabolizmanın yavaşlamasıyla uzun ömür arasında doğrudan bir bağlantı olup olmadığını araştırıyor. Obezite meme kanseri nedeni. Gelişmiş ülkelerde son 20-30 yıl dikkate alındığında obezite ciddi bir artış gösteriyor. Meme kanserine yakalanma riski de obeziteye paralel olarak artıyor. Menopoz sonrası dönemde ana östrojen kaynağının kalça ve göğüslerde biriken yağlı dokular olduğunu belirten uzmanlar, özellikle menopoz dönemi sonrasında alınan kilolar ve vücutta oluşan fazla yağ miktarı meme kanseri açısından risk teşkil ediyor, diyor. Menopoz sonrası dönemde bir kadının vücudunda ne kadar fazla yağ dokusu varsa, östrojene benzer ürettiği hormon da fazla olacağından meme kanserine yakalanma riskini de o oranda artırıyor. Ayrıca yağ hücrelerinden salgılanan andipokin isimli madde tümör gelişimini hızlandırıyor. Yine obezite, memede büyüme ve yağlanmaya neden olduğundan meme içinde oluşan kitlelerin fark edilmesi de gecikebiliyor. Genel kural olarak bir kadın ne kadar aşırı kiloluysa o kadar daha büyük tümör gelişme riski bulunuyor. Diyetlerinde yağ ve şeker tüketimini azaltan, meyve sebze tüketimini artıran, bolca lifli gıdalarla beslenen kadınlarda meme kanseri riski de azalıyor. Meme kanserinde kekik faydası. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, endemik bitki kekiğin meme kanserine iyi geldiğini ortaya koydu. Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kanser Araştırma Laboratuvarı'nda 2 yıldır kekik üzerinde çalışan Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Doktor Ceylan Hepokur, kekik türlerinin meme kanseri hücrelerine iyi geldiğini belirledi. Hücre kültürü çalışmalarını tamamlayan Hepokur, hayvan deneylerini de yaptıktan sonra kekiğin etkin maddesinden ilaç üretmeyi planlıyor. Özellikle meme kanseri hastalarına günlük 10 gram kekik tüketmelerini öneren yardımcı doçent doktor Hepokur, meme kanseri hastalarına kesinlikle kekiği öneriyorum. Gerçekten yaptığımız çalışmalarda kekiğin meme kanseri üzerine çok iyi sonuçlarını görüyoruz. Öğün başına yemeklerine parmaklarıyla bir tutam kadar kekik ilave etmelerini kesinlikle öneriyorum, dedi. Mide ağrısının altında ciddi hastalıklar olabilir. Mide ağrısının altında ciddi hastalıklar olabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, bazen mide ağrısı birçok hastalığın habercisi olabiliyor. Mide ağrısı şikayetiyle gelip kanser olduğu anlaşılan hastalar var. Bunun için mide ağrısının tipi, şekli, hangi aralıklarla mide ağrısının başladığı ve sona erdiğini mutlaka bilmemiz gerekiyor, diyor. Mide ağrılarının tedavi yöntemleri hakkında da bilgi veren uzmanlar, öncelikle beslenme alışkanlığının değişmesi gerekiyor. Mide ağrısının sebebi reflü ise oturma pozisyonunun değiştirilmesi, yemek yedikten hemen sonra yatılmaması, yastığın mutlaka dik pozisyonda tutulması, sıkı kıyafetler giyilmemesi gerekiyor. Yine gastrit, ülser gibi hastalıklarda da gece yatmadan önce yemek yenilmemesi, sık sık ve azar azar beslenilmesi ve asitli gıdalardan uzak durulmasını tavsiye ediyoruz. Mide ağrısı yaşayanların mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmasını, özellikle ağrısı bir türlü geçmeyen, ilaçların etki etmediği hastaların da mutlaka endoskopi yaptırmalarını öneriyoruz şeklinde uyarıda bulunuyor. Yemek yedikten sonra öksürmenin ciddi nedenleri olabilir. Kahvaltınızı, öğle yemeğinizi veya akşam yemeğinizi yedikten sonra öksürmek,
aslında alışılagelmemiş bir durumdur. Eğer bu tarz bir sıkıntı yaşıyorsanız dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü bu durum birçok rahatsızlığın habercisi olabilir. Yemek yedikten sonra öksürmeniz herhangi bir besine karşı alerjiniz olduğu anlamına gelebilir. Bilindiği üzere çoğu kişinin süt, soya fasulyesi, fıstık, ağaç yemişi, yumurta ve kabuklu deniz ürünlerine karşı alerjisi bulunuyor. Yemek sonrası hırıltı, kesik kesik nefes alıp verme, burun akıntısı, anafilaksi gibi belirtiler görülüyorsa mutlaka bir yiyeceğe alerjiniz var demektir. Bunun yanı sıra astım, disfagi yani yutma zorluğu, reflü, aspirasyon pnömonisi ve enfeksiyon gibi rahatsızlıklar da yemek sonrası öksürmenizin nedeni olabilir. Yemek sonrası öksürüğünüz 2 haftadan fazla sürdüyse, öksürmenin nedeni belirlenemediyse, öksürükte kan varsa, öksüren kişi sigara kullanıyorsa, öksürük her geçen gün kötüleşiyorsa kesinlikle bir doktora başvurulması gerekiyor. Sevgili izleyicilerimiz, aramızın hemen ardından yeniden stüdyomuzdayız. Meme kanserini konuşuyoruz. Meme kanserini ve tedavi yöntemlerini Medova Hastanesi Genel Cerrahi ve Onkolojik Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Şefik Atabekoğlu hocamızla birlikteyiz. Sizler de sorularınızı 0542 332 6332 numaralı Kontebe'nin WhatsApp ihbar hattından bizlere gönderebilirsiniz. Bu arada sorular da gelmeye devam ediyor. Onları da geçireceğim ama bu erken evre belirtileri veya tüm belirtileri konuşmak gerekirse doktor bey, orada kalmıştık, oradan devam edelim dilerseniz. Yani onun ikisini beraber aslında kendi kendini muayeneden gidelim. Çünkü evet, bütün belirtiler onun içinde var, söyleyeceğimiz şeyler. Biz çok da anlamıyoruz aslında kendi kendine. Onu basit olarak şey anlatıyorum. Hani hanımlarımızın çoğu ev hanımı, hamur işleriyle uğraşıyorlar. Yani şöyle kıvamlı bir hamur yaptıkları zaman masanın üzerinde meme kıvamında zaten derler, tabir ederler hamur oldu. Yani evet, o kıvamda yaptıkları zaman, kulak memesi kıvamında hamurun içine bir tane nohut koysunlar. O nohutu bulmaya çalışacaklar. Masanın üzerine onu yerleştirsinler. Hı. Eliyle sıkıştırarak o nohutu hissetmeye çalışsınlar. Şimdi hissedebilecekleri en küçük ebat 1 santim. 1 santimden daha küçük şeyleri hissetmeleri mümkün değil. Hı. Deriye ait şeyleri hissedebilirler aslında. Memenin içindeki süt kanallarından kaynaklanan kitleden hissedilebilmesi için 1 santim çapa ulaşmaları gerekiyor. Onu da öyle bir hamurun içinde, meme gibi bir hamur, kıvamı öyle. Elleriyle hamuru ezerler onlar, sıkıştırırlar. Bu şekilde masanın üzerinde sıkıştırıp o nohutu hissetmeye çalışmak onlar için en iyi antrenman. Aynı şeyi memesi için yapacak. Sırt üstü yatarken. Yatarak değil mi? Yatarken. Ayakta değil. Ayaktayken de yapabilirler. Hı-hı. Hangileri banyo sırasında da olabilir, duştayken, ama amaç kolu başının altına kaldıracak. Hı hı. Bu masayı düzleştiriyor. Buradaki adelimizi gerdiği için alt tarafın daha düz olmasını sağlıyor. O kasları çok hissetmiyoruz o zaman. Hissetmiyorsun. Hı hı. Memeyi sıkıştırarak, ezerek şöyle içindeki nohutu bulmaya çalışacak. İstediğimiz bu. Şimdi sertlik neredeyse %15-20 civarında kanserle eşlik edebilme özelliği var. Onun için mutlaka bir doktorun görmesi gereken en önemli bulgu memede sertlik. Hiç atlanacak işte ummadır, köstedir Konya laflarıyla, hani vatandaştan duyuyor. Bir şey olmaz bundan, merak etme. Ağrıyor. Ağrıyor ama sertlik var. Hiç önemli değil. Sertliğin her türlüsü bizim için tehlike. Bakılıp onun iyi sertlik mi kötü sertlik mi olduğu konusunda bir ayrım yapmak gerekiyor. O sertliği arayacaklar. Ne zaman? Ay halinden sonra banyosunu yaparken, memenin en inik olduğu zaman o zamandır. Ağrısız olduğu zaman o zamandır. Daha rahat yaparlar ve daha rahat hissedebilirler. Hı. Menopoza girmiş olanlar. Onlar da maaş aldıkları zamanı denk getirecekler. Ayda bir kere alıyorlarsa. Ayda bir kere herhangi bir zamanda yapabilirler. Yapmaya devam etsinler. Hı. Ben aklı erdikçe, hani eli tuttukça bu 70-80 yaşına kadar devam edebilir. Ayda bir kere bunu yapmalarında büyük fayda var. Hı hı. 1 santimlik tümörde başarı şansımız çok daha yüksek. 3 santimlik tümörde, ceviz kadar olmuş tümörde başarı şansımız çok daha düşük ona göre karşılaştırınca. Onu ne kadar erken hissederlerse o kadar iyi. Aramaları gereken birinci şey bu. İkincisi, aynanın karşısında yine ellerini kaldırıp göğüslerini gererek baktıkları zaman işte meme başında bir çekilme oluyor mu? Hı hı. Memenin derisinde bir çökme oluyor mu? Veyahut da dışarıya doğru bir şey çıkıntı veriyor mu? Onlara dikkat etmeleri lazım. Yine aynada baktıkları zaman meme derisinde işte bizim portakal kabuğu görüntüsü deriz. Hı hı. Nokta nokta işte tavuğun derisini yüzdüğünüz zaman görüntü gibi bir görüntü oluyor mu memenin belli yerlerinde? Hı hı. Onları görsünler isteriz. Atlet sütyenlerini kontrol etsinler. Hani herhangi bir şekilde akıntı var mı diye.
Kendi kendine muayenede bizim istediğimiz şeyler bunlar. Çok fazla bir şey değil. Ayda bir kere 5 dakikalarıyla buna erken tanı açısından yararlanabilirler. Ama çok erken tanımı değil. Yine de bu belirtiler ortaya çıktıysa hastalığın başladığının üzerinde en azından 1-2 sene geçmiştir. Hani 1 santimlik bir tümörün oluşması için geçen zaman ortalama 2 sene kadar. Onun için biz daha önceki aşamaları da tanıyalım ki vücuda tohum atmış olmasını istiyoruz. İşte o zaman şeye de radyoloji giriyor. Evet. Burada bizim o zaman biraz da ondan bahsedelim. Bir üst aşamaya geçmemiz gerekiyor. Çok erken tanımamız gerekiyor. Evet. 40 yaşı geçtiysek hepimiz, bütün kadınlar mutlaka bir check-up'tan geçeceğiz. Meme check-up'tan geçeceğiz. Ama 40 yaşın altında olup da risk grubunda olanların daha mı erken geçmesi lazım meme check-up'tan? Tanı yöntemlerinden faydalanması gerekiyor. Tabii şimdi bütün kadınlar risk grubunda olduğu için bu kendi kendine muayeneyi 20-25 yaşına itibaren her kadının yapması lazım. 40 yaşından sonra özellikle aksatmasınlar istiyoruz. Ama genetik faktörleri olan, meme kanseri açısından riskli olan gruplarda takip kriterimiz de değişiyor. Daha sık görelim istiyoruz bunları. İşte ailesinde meme kanseri olanları biz 6 ayda bir takibe çağırıyoruz. Yılda değil. Gelin görelim. Ve inceleme yöntemlerimiz de değişiyor. 40 yaşından sonra 2 senede bir mamografi diyoruz. Erken tanı için bizim çok faydalandığımız bir yöntem. Ama %85 riskli grupta genç hastalarda mamografiyi çektiremiyoruz. Çünkü bir hanımefendi sormuştu gene hani radyasyonun riski arttırıcı etkisi var mı? Tabii çok aşırı kullanmak istemiyoruz. Genç hastalarda mamografi zaten görüntü sağlamıyor. Kanseri gösteremiyor. Meme yokusu çok daha, dokusu çok daha yoğun olduğu için flu bir görüntü sağlıyor. Kanser onun içinde görülemeyebiliyor. Onun için 40 yaşından öncekilerde mamografi standart bir inceleme yöntemi de değil zaten. Onun yerine başka bir şey koymamız gerekiyor. En az zararlı olanı ultrason. Ama hasta risk grubundaysa bunlara MR çektirmemiz gerekiyor. O zaman ön plana takipte senede bir kere onlara meme MR yaptırmamız gerekiyor. İşte annesinde, teyzesinde, kız kardeşinde meme kanseri var. Onlara senede bir ya da 2 senede bir araya meme MR'ları koyarak erken tanı veyahut da kansere dönüşme aşamasını teşhis etmeye çalışıyoruz. Herkese göre yaklaşım değişiyor ama 20 yaşından 25 yaşından sonra yıllık kendi aylık kendi muayenelerini yapsınlar. Herhangi bir patolojide doktora başvursunlar. Risk grubundaysa zaten 6 ayda bir görmek ve daha değişik yöntemleri kullanmamız gerekecek. Özellikle mamografiden korkanlar, işte oradan aldığım radyasyon bende kanseri tetikleyebilir diyenler, sadece meme MR ve meme ultrason yaptırsalar yeterli olur mu doktor bey? Ya, tam yeterli değil. Hani hepsi mamografi ile meme MR'ın farklı özellikleri var o zaman değil mi? İlkokul, ortaokulda öğretilen şey, kümeler problemi vardır, birleşik kümeler. Hepsinin bir yeri var. Hepsi %80, 85, 90 görüntü veriyor. Hiçbirisi ya meme MR yaptırdım tertemiz bende bir şey yok demiş lüksümüz yok. Yanına ultrasonu da koymamız gerekiyor. Bazen mamografi koymamız gerekiyor. Bazen meme MR'da göremediğimiz küçük ileride kanser oluşturabilecek kireçlenme odaklarını mamografide teşhis edebiliyoruz. O zaman burada doktorlarına güvenecekler ve doktorlar ne derse doktor seçiminde düzgün yapmaları gerekiyor. Bu tecrübeli ellerde olmanın çok büyük bir avantajı var ama eskiden sadece mamografiyi biliyorduk. Şimdi meme MR'ın olması bizi çok sevindiriyor. Çünkü meme MR'ı biraz anlatabilir miyiz? Onda mamografi kadar yüksek bir radyasyon yok. Bildiğimiz MR gibi değil mi doktor? Tabii tabii. Onu yani genç hastalarda da kullanılabildiğimiz bir yöntem olduğu için tercih ediyoruz ama daha pahalı bir yöntem. Her yerde olan bir yöntem değil. Onun için gençlerde ilk sırada ultrasonla ve muayeneyle baktığımız hastalarda ultrasonla devreye şüpheli giriyoruz. Şüpheli durumlarda yönlendiriyoruz. Bir şüpheli durum veya risk faktörü yüksek olan hastalarda sen bir MR'da çektirsen iyi olur diye MR'a yönlendirme yapıyoruz. Yardım oluyoruz. Meme MR hani orada kitle yapısı varsa o kitlenin kanlanma durumu hakkında bilgi vererek ilaç alıp almama zamanına göre bunun daha tehlikeli olup olmadığı konusunda da ek bilgi verebiliyor. Yani normal yöntemlerle İyi huylu görünebilen bir kitlenin ya bu takipte durmasın, tehlikeli olabilir uyarılarını alabiliyoruz meme MR'dan. Ona göre parça almayı daha erken aldığımız hastalar oluyor. Evet, deodorantlar, saç boyaları vesaire bunlar kanser yapar mı doktor bey? Çok soruluyor bu tür sorular. Ben ilişkisi olduğunu düşünmüyorum ama bilimsel bir bilgi değil bu. Hani öyle bir şey hani saçı boyamayan kişide daha az böyle görülüyor. Deriden emildiğini düşünüyoruz yok, ya deodorantların, parfümlerin. Hani ciddi olarak hani
etkisi olduğunu düşünmüyorum. Ama daha bir şekilde kimyasala maruziyet riski arttırıyor her herhalde. Her türlü kimyasallar çevremizden yeterince alıyoruz zaten. İşte silikonlu boyalardan tutun işte radon gazı, evdeki granitler hepsi etkiliyor. Hani zirai ilaçlardan bahsettik. Sigara ne ölçüde arttırıyor riski? Sigaranın direkt ilişkisi meme kanseriyle gösterilmemiş. Akciğer kanseriyle birebir ama riski arttıracak faktörlerden biri olarak gösteriliyor. Yani birebir sigara meme kanseri denmiyor ama risk arttıracak, defansı düşürecek bir yönü var. Evet. Protez ameliyatı yaptırmadan önce kanser açısından bir muayene olmak gerekir mi diye sordu bir izleyicimiz. Hanımlar silikon diyebiliyorlar meme protezi yaptırmak isteyenler için. Öncesinde bir kontrolden geçmek gerekir mi? Bir, ikincisi protezler meme kanseri riskini artırabilir mi? Şimdi sadece silikon olarak bakmayalım işe. Her türlü meme estetik cerrahisi geçirecek kişinin... Memeye müdahale diyelim. Evet. Daha önceden meme kanseri veya ona benzer bir yapı olup olmadığı konusunda muayeneden geçmesi bence şart. Hı hı. Çünkü memeye dokunduğunuz zaman onun yapısını değiştiriyorsunuz. İyi huylu hani meme estetik cerrahisi geçirenlerde bazen yağ nekrozu dediğimiz, hatta meme küçültme cerrahisi yapılan, sadece silikon konan değil, yağ nekrozu dediğimiz iyi huylu sertlikler oluşabiliyor. Hı hı. Bunların daha önceden olup olmadığını bilmek onlara yaklaşımı da değiştiriyor. Bazen olan sertliği meme cerrahisine bağlıyoruz ama altından kanser de çıkabiliyor. Onun için başta zeminin düz, pırıl pırıl olduğundan emin olmak her türlü meme cerrahisinden önce gerekli. Hı hı. İhmal etmemek gerekiyor. Zaten plastik cerrahlarımız da o konuda hassaslar. Mutlaka kontrolden geçmesi yeriniz. Silikonla meme kanseri arasında bir risk yok şu anki bilgilere göre. Hı hı. Ama meme kanseri teşhis edilmesini zorlaştırıcı özellikleri olabiliyor. Hı. O da son zamanlarda görüntülemede işte ultrasonla bazı baktığımız, teşhis ettiğimiz, elle muayenede teşhis ettiğimiz hani kitlelerin yapısını anlamakta zorlanabiliyoruz ama meme MR gündeme geldikten sonra bu konuda daha rahatladık, daha meme rahat davranabiliyoruz. Meme MR'de bir sıkıntı olmadan görüntülenebiliyor. Hocam 37 yaşındayım. Sol göğsümde şişlik oluştu. Yumurta şeklinde demiş bir izleyicimiz. Önce ağrıyordu. Şimdi yok ağrı. Ultrason çektirdim. Önce ameliyat denildi. Başka bir doktora gittim. O da izleyelim dedi. Beni bilgilendirebilir misiniz demiş. Aslında sonucu da göndermiş ama tabii yayın sırasında buna bakmamız mümkün değil. Yayından sonra doktor bey inceleyebilir. Ne olabilir sizce? Önce ağrı var, sonra yok. Büyük takip edelim denmiş, ameliyat denmiş. Büyük ihtimalle kistik bir hastalık bu. Şimdi hani bir anda ortaya çıkan yumurta gibi bir sertlikse, bunlar hani su dolu baloncuklar dediğimiz şeyler ani olarak ortaya çıkabiliyor. Halbuki yumurta büyüklüğüne bir kanserin ulaşması için 3-4 sene zaman geçmesi lazım. Fakat onun belli bir yerinde kanserle ilintili bir durum var mı? Ultrason sonuçlarını görüp ona göre yorumlamak lazım. Ben büyük bir ihtimalle kistik hastalık olacağını düşünüyorum ama tetkikleri incelemek lazım. 34 yaşındayım. Sol göğsümde 3 milim büyüklüğünde kist çıktı ve ağrı yapıyor. Zamanla geçer mi? 3 tane çocuğum var. 3'ü de emmedi. Bu yüzden olabilir mi diye sormuş. Ya, kistik hastalık menopoza girince kendiliğinden geçecek bir hastalık. Bu tür. Ama menopoza kadar hanımları rahatsız ediyor. Yani ayhali durumuna bağlı olarak tekrarlamalar gösteriyor. Önerebildiğimiz tedavi bunlara hani kanserle karışmasın diye 6 ayda ya da senede bir ultrason takibi mutlaka yaptırması gerekiyor. Yağlı yiyeceklerden uzak durması, kilo almaması ve hareketli bir yaşam, sporun şikayetlerini azaltmada faydası olacağını düşünüyorum. Yediklerimiz, içtiklerimiz meme kanseri riskini artırıyor mu? Tabii direkt ilişki var. Şimdi yağlı hani, dediniz şimdi oradan aklıma geldi aslında. Gene, yağlı yiyecekler ya da şişmanlık. Yine iş olay dönüp dolaşıp östrojene geliyor. Hmm. Östrojen ana ham maddesi yağ. Tabii yağ dokusu arttıkça vücutta östrojen dokusu de artıyor. Vücutta miktarı arttıkça hem östrojen yapımı artıyor. Hani bir anaçlık özelliğidir. Tombul Anadolu kadını figürleri eskiden beri. Ama yağ dokusun aynı zamanda östrojeni depolayıp vücutta daha fazla östrojen etkisine maruz kalmasına da sebep oluyor. Onun için kiloyla meme kanseri arasında bir doğru orantı olduğu söyleniyor. Onun için zayıflamanın, normal kiloya sahip olmanın koruyucu olduğu söyleniyor. Biz hastalarımıza, hatta son zamanlarda daha fazla gündeme geldi. Biz bunu kistik hastalığı olanlara öneriyorduk. Spor yapması, hareketli yaşam ve kalori alımının azaltılmasının meme kanseri riskini azaltacağını artık söylüyoruz. Bilimsel veriler de artık bunu söylüyor. Yani yine geldik, döndük dolaştık geldik. Beslenme. Egzersiz hareketli ve yaşam. Zayıf kalmaya.
Evet. Zaten biz yaratıldığımızda hani avcı toplayıcı bir canlı olarak yaratıldık. Az yiyeceğiz, çok hareket edeceğiz. Tabii hayat tarzımız o şekilde ama biz modern teknolojinin gelişmesiyle artık bu yiyeceğe ulaşmak kolay olunca daha az hareketli ve daha çok yer moduna geçince birçok hastalıklar da tetiklendi. Keteme gittim, minim kitle görüldü dediler. Şimdi sağ göğsümde fındık büyüklüğünde bir şey meydana geldi. Biraz sancı yapıyor. 44 yaşındayım. Ailemde meme kanseri yok. Doktora gittim. Meme grafiği ve ultrason istediler demiş. Devamını yazmamış ama endişeli bir hasta, yok, endişeli bir izleyicimiz. Zaten keten burada işe yarıyor. Şimdi hani evet. Eğer problemli bir şey gördük diye rapor ettiyse ileri incelemeye hastalar zaten rahat etmedikleri için mutlaka devam ediyorlar. İleri incelemenin ağrılı olması mutlaka yine kistik hastalık gibi duruyor ama ultrasonla bakılacak. Onun sonucuna göre parça alıp almamaya karar verilecek. Yine de emin olmak gerekiyor. Şimdi kendi kendine meme muayenesinden biraz bahsettik. Kadınların hangi risk grubu olsun olmasın 40 yaşından sonra mutlaka düzenli olarak meme check-up yaptırmaları gerektiğinden de bahsettik. Peki menopoz sonrası nelere dikkat etmek gerekiyor? Menopoz sonrasında diyelim ki bir kere mamografi çektirdik. Evet. Menopozdan sonra. Her sene mamografi çektirmemiz gerekiyor mu hiçbir şey çıkmasa da? Yani çektiren ülkeler var ama Türkiye'de standart 2 senede bir. Hani 3 senede bir her çekelim. Her sene gitmemize gerek yok. 3 senede bir çeken ülkeler de var. Türkiye bunda 2 senede bir mamografinin yeterli olacağına karar verdi. Ketemlerimiz de öyle yapıyoruz. 2 senede bir keteme gitmesi yeterli ama aylık kendi kontrollerini yapmaya devam etsin. Devam edecekler. En ufak bir akıntıdır, sertliktir görürse ekstra incelemeye arada da olsa gerek var. Hastalarımızda şöyle bir düşünce var. Hani bana bile gelseler, şimdi ben bu meme konusunda Konya'da en ağırlıklı uğraşan kişilerden biriyim. 3-5 kişi ağırlıklı memeyle uğraşıyoruz. Bakıyoruz her şey normal. Normal dediğimiz ileride kanser olmayacağı anlamına gelmiyor. Hani ketemin raporları da bu şekilde. Şu an görebildiğimiz bir şey yok anlamına geliyor. 3 ay sonra bir şey ortaya çıkabilir. 6 ay sonra bir şey ortaya çıkabilir. Onun için hani ben gittim 2 sene bir daha hiç meme bakmayayım. Hani en iyi incelemeleri yaptırmış olsa dahi kişiler yine kendi kendine muayenelerini ihmal etmesinler. O raporlarını da mutlaka saklasınlar. Takip için çok lazım çünkü olacak. Çünkü daha sonra orada bir değişiklik olup olmadığını eski şeylerden... Tabii ikilisini karşılaştırıp büyüme varsa bize çok yardımcı oluyor. Merhaba sevgili KON TV izleyicileri. Bu hafta sizlere sağlıklı güzellik köşemizde şimdi tam zamanı olan fraksiyone karbondioksit lazerden bahsedeceğim. Fraksiyone karbondioksit lazeri biz hangi alanlarda kullanmaktayız? 1. Yaşlanmada, yaşlılığın oluşturduğu etkileri geri çekmede kullanmaktayız. Yani anti-aging olarak kullanmaktayız. 2. Sivilce sonrası oluşan izler, çukurlar ve lekelerin tedavisinde kullanmaktayız. 3. Karın çatlaklarında, karın yırtıklarında kullanmaktayız. 4. Gebelik sonrası veya ilaca bağlı oluşan, yüzde veya vücudun başka yerlerinde oluşan lekelerin tedavisinde kullanmaktayız. 6. Yine tedavi amaçlı göz çevresinde oluşan ksantelazma dediğimiz sarı yağ birikimlerinin tedavisinde, boyunda oluşan et benlerinin tedavisinde, yüz, el, ayak, vücudun herhangi bir yerinde oluşan sihir dediğimiz mikrobiyal bir hastalığın tedavisinde ve yine ayak altında oluşan tedaviye dirençli nasırların tedavisinde güvenle kullanmaktayız. Fraksiyone karbondioksit lazeri nerelerde kullanmaktaydık? Yaşlanmada ve ikinci olarak da sivilce sonrası oluşan iz ve çukurların tedavisinde kullanmaktaydık. Şu an buradaki hastamızın yüzünde sivilce sonrası oluşan, İsterseniz şöyle gösterelim. Bir dakika. Hüdanı şöyle çevirelim. Sivilce sonrası oluşan çukur ve lekelerin tedavisinde bugün bu hastamıza fraksiyone karbondioksit lazer uygulayacağız. Hastamız 3 seans 6 nine tedavisi aldı. Aslında hastamızın yüzünde çok fazla derin çukurlar vardı ve lekesi de çok daha fazla koyu idi. Hastamıza 3 seans altın iğne ve üzerine mezoterapi tedavisi yaptık. Hastamızı bir noktaya getirdik. Çukurları %50-60 kadar iyileşti, doldu. Büyük çukuru %50 kadar daraldı. Lekesi %50 diyebileceğimiz bir oranda açıldı. Ancak hastamızın
leke problemi çok fazla olduğu için ve aynı zamanda üst epidermisin de yenilenmesini istediğimiz için altın iğne seanslarımızın arasına fraksiyone karbondioksit ekleyeceğiz. Fraksiyone karbondioksit lazerden sonra tekrar altın iğneye devam edeceğiz. Fraksiyone karbondioksit lazerde birçok modlar bulunmakta. Biz hastamıza birkaç farklı modda çalışacağız. Bu kısma daha çok lekeleri olduğu için pigmenti yok edici formda çalışacağız. Daha sonra diğer kalan bölgelere sivilce iz ve çukurlarını tedavi edici bir modda çalışacağız. İki farklı tedaviyi bir arada yapacağız. Bu tarz lazer işlemlerinde aslında çok şiddetli ağrılar hissedilmemekte. Ancak işlemimizin çok daha konforlu geçmesi için biz hastamızın yüzünü daha önceden uyuşturmuştuk. İşlem sonrası hastamızın tek amacımız hastamızın yüzünü nemli tutmak. İçerisinde alkol içermeyen, epitelizan özelliği olan bir nemlendirici uygulamaktayız ve bir hafta boyunca hastamıza cildi kurudukça bu nemlendirici uygulamasını tavsiye ediyoruz. İşlemi izlerken sizin de fark ettiğiniz gibi hastamızın yüzüne atış yaparken ızgara gibi görüntüler oluştu. Yani bazı bölgeleri lazerle tedavi ederken, yakarken bazı bölgelere dokunmadık. Burada fraksiyone sistemin daha önceki ablatif dediğimiz yani tüm yüzü tamamen soyan sistemlere üstünlüğü epidermisin ve dokunun bir kısmının yakılırken, tedavi edilirken hemen yanı başında sağlıklı dokunun bırakılmasıdır. Sağlıklı doku iyileşirken lazerle tedavi ettiğimiz kısmın da daha sağlıklı olarak iyileşmesini sağlayacak. Daha önceki ablatif sistemler dediğimiz yani cilt yenilemede tüm yüzü tamamen soyduğumuz sistemler kadar risk olmasa da yine de bu sistemlerle epidermisi tamamen yaktığımız için ve birkaç gün sonra bu yaktığımız epidermis tamamen soyulacağı için çok taze, savunmasız bebek gibi bir cilt ortaya çıkmakta ve bu cilt tam olarak olgunlaşmadığı için güneş ışınlarından çok fazla etkilenebilmektedir. Bu yüzden hastamızın mümkünse soyunma işleminden sonra çok güneşe çıkmamasını tavsiye ediyoruz. Bir hafta sonra cildimiz artık hani soyulmuş ve kendini korumaya hazır hale gelmiştir. Ancak fraksiyona karbondioksit lazer işlemini uyguladıktan sonra istediğimiz maksimum etkileri biz 4 ve 6 hafta arasında almaktayız. Eğer fraksiyoneden sonra başka işlemler düşünüyorsak bu 4 hafta sonra hekim kontrolü sonrası karar verilmektedir. Gerekirse 6. haftaya kadar beklenebilir. Fraksiyone karbondioksit lazeri biz belli bir yaştan sonra daha çok 30'lu 40'lı yaşlardan sonra yüzde oluşan kırışıklıkların tedavisinde, yüzde oluşan güneşe bağlı solar lentiko dediğimiz veya aktinik keratoz dediğimiz bir takım cilt lekelerinin tedavisinde, yine elastik dokunun kaybıyla oluşan yüz sarkmalarının tedavisinde, güneş hasarıyla oluşan ciltteki damarların genişlemesiyle bize yansıyan cilt kırmızılıklarının ve damar genişlemelerinin tedavisinde kullanmaktayız. Bu hafta sağlıklı güzellik köşemizde sizlere fraksiyone karbondioksit lazer sisteminden bahsetmeye çalıştım. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Sevgili izleyicilerimiz, yeniden stüdyomuzdayız. Operatör Doktor Şefik Atabekoğlu hocamızla meme kanserini konuşuyoruz. Medova Hastanesi Genel Cerrahi ve Onkolojik Cerrahi uzmanı kendisi. Şimdi meme kanserinin belirtilerini anlattık. Herhalde herkesin artık farkındalığı bu anlamda oluşmuştur. Belirtisi olsa da olmasa da erken tanı meme kanserinde çok önemli dedik. Çok böyle milimetrik küçücük şeyleri göremiyoruz dedik.
Onun için mutlaka genel bir meme check-up'tan da geçmek lazım. Risk faktörü taşıyanlar, risk grubunda olanların çok daha erken yaşta başlamaları gerekiyor. Doğru. 40 yaşından sonra bütün kadınların düzenli olarak kontrolden geçmesi gerekiyor. Eğer bir kere mamografi çekildiyse, genel bir meme check-up'tan geçildiyse ve herhangi bir şey bulunmadıysa da 2 senede bir yine mamografi çektirmeleri, bir kontrolden geçmeleri gerekiyor. Ama hayatları boyunca elle meme muayenesi yapmaları gerekiyor dedik. Bunların altını tekrar çizelim ve meme kanseri tedavisine gelelim. Şimdi meme kanseri teşhisi konuldu. Hastaları nasıl bir süreç bekliyor doktor bey? Şimdi arada biyopsi kısmı var. İstiyorsanız oraya da bir önemli kısım ince bahsedelim. İğne biyopsisi diye çok orayı, duyarız. Orayı bir bahsedelim. Evet. Şimdi biz muayeneyle, radyolojiyle şüpheleniyoruz. Hı hı. Şüphelerimizi ispatlamamız gerekiyor. Çünkü meme kanseri işte son zamanlarda gene bugünkü haberlerde vardı. İşte gripti ama kanser tanısı aldı. Evet. Yanlış tedavi oldu. Bu tür şeyler olsun istemiyoruz. Çünkü ağır bir tedavi süreci var. Onun için tanıyı kesinleştirmemiz gerekiyor. Bu kesinleştirmenin de tek yolu biyopsi. Parça almaktan geçiyor. Şüphelendiğiniz kitleden bir parça. Mutlaka parça almak lazım. Eskiden bu parçanın tümünü alıyorduk. İnceliyorduk. İçinde kanser var yok. Hastaya gözün aydın veyahut da kanser çıktı daha büyük işlem yapalım diyorduk. Fakat son zamanlarda iğneyle parça alalım. İğneyle parça aldığımızda yine iki türü var bunun. İnce iğne aspirasyon biyopsisi dediğimiz çok ince iğneyle aldığımız parça ya da trukat biyopsi dediğimiz biraz daha kalın. Şimdi biraz daha kalın otomatik iğneyle trukat biyopsi dediğimiz içinden doku örneği alabildiğimiz inceleme yöntemini tercih ediyoruz mümkün olan hastalarda. Bunu görüntüleme eşliğinde de yapabiliyoruz. Elimize gelen sertliklerde elle hissederek de yapabiliyoruz. Bir parça alıyoruz ve bu mikroskopta inceleniyor. Asıl kesin kanser tanısını mikroskoptaki görüntüye göre veriyoruz hastalara. Bunda meme kanseri var. Hatta meme kanserinin alt türleri de var. Hani saldırgandır, az saldırgandır, başlangıç halindedir. O konularda bilgimiz oluyor. Tedaviyi ondan sonra planlamaya başlıyoruz. Adını koymak için biyopsi olmak lazım. Biyopsi olmadan tedaviye başlayabilir miyiz? Başlayamayız. Görüntüde şüphelendiğimiz şey ne kadar hani meme filmiyle çektik, kansere benziyor dedik. İşte muayene bulgumuz kansere benziyor dedik. Yağ nekroz dediğimiz hastalık da aynı görüntü ve muayene bulgularını verebiliyor. Biri tamamen iyi bir hastalık, biri habis bir hastalık. Onun için ayrımı sağlamak gerekiyor. O ayrımdan emin olmamız gerekiyor. Onu da biyopsiyle biyopsi alacağız. Biyopsi acıkıyor. Hastalarımızın ya sinek ısırı hani veyahut da arı sokmasından biraz az diyeyim. Uyuşturarak yapılan bir işlem bu işlemler son derece konfor. Ameliyat olmaktan iyi hani parça aldırmaya göre çok daha rahat bir işlem. Korkulacak ayakta poliklinik yani. Şartlarında yapılan eve gönderilen bir işlem. Fakat hastalarımızda bir yanlış kanı var işte hani tümöre bıçak değerse işte kanser şöyle olursa biyopsi alınırsa yayılır. Şimdi bu tamamen yanlış. Hani biz biyopsiyle parça aldığımız zaman adını tam doğru koymuş ve doğru tedaviyi planlama şansına evet, erişmiş o zaten oluyoruz. Bir kanserli hücre yapılacak. Zaten yayılacak yani. Arkasına siz dokunsanız ekim yapılabilir mi? Ekim yapabilir. İğneli aldığımız biyopside. Ama kanser değilse bir zararımız zaten yok. İşte kulağınızı deldiriyorsunuz. Onun estetik gibi. Ameliyat oluyorsunuz. Safra kesenizi aldırıyorsunuz. Bıçak deyince kanser yapıyorsa buralarda da kanser olur. Kanser dokusunu ekebilir mi? Parça alırken biz ona göre ekim yapabilecek şekilde iğneyi batırıyoruz. Ama hemen arkasından kanser çıkarsa ameliyatta o iğnenin geçtiği bölgeyi dahil çıkarıyoruz. Yani biyopsi İnce almanın bir yöntemi o bölge yani. Temizleniyor. Yani onun ekstra hastaya bir zarar verme imkanı yok. Onun için parça aldırmaktan korkmasınlar. Bu kesin tanı için lazım. Tedaviyi de ondan sonra artık düşünmeye başlıyoruz. Evet, şimdi neye göre nasıl bir tedavi? Hangi evredeyse ya da hastalığın tabii. Cinsine göre hangi tedavileri uyguluyorsunuz? Şimdi meme kanserlerinin çoğu hani memenin kendisine ait kanserler. Çok nadir dış organlardan yayılmış. İşte lenfoma dediğimiz başka organ kanserlerinde tesadüf edebiliyoruz çok nadir. Memenin kendisinden kaynaklanan kanserlerde de evresine göre tedavi yaklaşımımız değişiyor. Erken evre teşhis ettiğimiz hastalarda sadece o kitlenin olduğu yarım santimlik işte milimetrik bölgeyi alıp koltuk altı lenf bezlerini yine aynı ameliyat sırasında özel bir boyama yöntemiyle sentilen not biyopsi diyoruz kontrol eden küçük bir ameliyatla memesinin şeklini fazla bozmadan tedavi etme şansımız var. Şimdi bu oran eskiden çok düşüktü. Biz eskiden hastalarımızın büyük bir kısmını ilk geldiğimiz dönemlerde göğsünü alıyordu ve koltuk altı bezlerini temizliyorduk. Çünkü ileri aşamadaki hastalarla karşılaşıyorduk. Bu erken aşamalar başlangıç halindeki kanserlerde hastanın hem estetik hem yoksunluk kaybı olacak durumları ortaya çıkarmadan
küçük ameliyatla koltuk altı bezlerini temizlemeden tam şifa sağlama şansımız da daha yüksek olarak tedavi edebiliyoruz. Şunu mu anlıyoruz? Memede bir kanser olduğu zaman ilk sıçrayacağı yer koltuk altı lenf bezleri mi oluyor? Aslında tam öyle de değil ama koltuk altı bezelerine sıçramış olması hastanın başka yerlerde tohum atma olasılığını gösteriyor. Hmm. Ona göre yaklaşımımızı değiştiriyor. Koltuk altı temiz olan hastalarda ya bu tohum atma imkanı bulamamıştır. Başka yerlerde de filizlenme şansı düşüktür. Ona göre tedavimizi seçelim, ameliyatımızı da küçük tutalım diyebiliyoruz. Tedavisinde mutlaka cerrahi var. Ha, ameliyat olmadan tedavi olabilir miyiz meme kanserinde? Şu anki standartlarda yok. Memesi hastanın tümörün olduğu bölge çıkarılacak. Eğer tek bir yerdeyse birden fazla odakta başlamış olabiliyor. Memenin tümü hasta olup bir odakta kansere dönüşmüş olabiliyor. Şimdi bunlar hastaları o aşamada inceleme sırasında ortaya koyuyoruz. Tümörü çok küçük olsa dahi bazı hastalarımızda kalan meme dokusu hastalıklıysa veya hastalanmaya eğilimliyse göğsü almak zorunda kalabiliyoruz. Ama tek bir odakta küçük bir tümör varsa memeyi almadan tedavi etme şansımız oluyor. Bu arada hastalık büyüdükçe, teşhis ettiğimiz aşama biraz daha geçlere doğru kaldıkça, işte tümör 2 santim oldu, 3 santim oldu, koltuk altında bezi oldu veya portakal kabuğu görüntüsü gibi ileri evre belirtileri ortaya çıktıysa, bu hastalarda araya başka incelemeleri koymamız gerekiyor. Hastalık vücuda tohum atmış mıdır, yayılmış mıdır veya ondan sonra bunu ortaya koyup tedavi seçimimizi ona göre yapıyoruz. Hastalığın vücuda yayılmış olduğu durumlarda ameliyatı geriye bırakıyoruz. Öncelik kemoterapiye veriliyor. Bir de ikisinin arasında olan var. Erken olmayıp, işte geç olmayıp, arada olan vakalar var. O arada olan vakalarda da hastalığın gene durumuna göre, kliniğine göre hastayla konuşarak bazen ilacı öne alabiliyoruz. Vücuda yüksek riskli tohum atmış olma ihtimali olan hastalarda veyahut da mememi illa almayın diyor ama hastanın tümörünün büyüklüğü memeyi almayı gerektiriyorsa bu hastalarda bazen ilaç tedavisini öne çekiyoruz. Bu sayede memedeki tümörü küçültüp varsa vücuda atmış olan tohumları yok edip ondan ameliyatı sonra ikinci planda yapabiliyoruz. Bu daha çok hastada memeyi almadan tedavi etme şansımızı sağlıyor. Şimdi burada hastanın istekleri de ön plana geliyor. İşte bazı hastalar ben bir an önce kurtulayım diye ilaç almak daha az ilaç alayım bir an önce bu vücudumdan gitsin diyor. Memesinin alınmasını tercih eden hastalar da olabiliyor. Ama evresine göre işte birinci evrede ameliyat öncelikli, yayılmış olma ihtimali riskli olanlarda kemoterapiye bırakıyoruz hastayı. Ama aradaki olanlarda yine hastayla doktorun çok iyi inceleyip karar vermesi gerekiyor. Evet, bu meme koruyucu cerrahi son zamanlarda çok sık duymaya başladık ama sanki meme koruyucu cerrahi biraz daha genç hastalar için geçerliymiş gibi. Bu yaşlı hastalara da uyguluyorsunuz değil mi doktor bey? Yani genç ya da yaşlı biraz çok aslında bizim yüzümüzden oldu. Ya teyzem boş ver hani artık bu yaştan sonra hani modu da vardı bizim hani 15-20 sene önce ve ışın tedavi imkanlarımız yoktu yeterince güvenilir. Şimdi bunların ortaya çıkması bizi rahatlattı. Şimdi Konya'da bildiğim kadarıyla 3 ya da 4 tane radyoterapi merkezimiz var ve çok iyi makinalarla teçhiz edilmiş vaziyette bunlar. Şimdi ışın tedaviniz güvenli değilse meme koruyucu cerrahi yapmayın. Ana kuralı var. Evet. Şimdi bizim meme koruyucu cerrahide memenin geri kalan kısmını radyasyon dağılıyor. Varsa orada kalan mikroskobik küçük milimetrik kanser odakları onları yok etsin diye sonrasında radyasyon tedavisi ameliyatın eksikliğini ortadan kaldırıyor. Yani tarihsel süreçte biz ilk bu meme kanseri tedavisi memeyi alın, altındaki adeleleri alın, koltuk altı bezileri hastayı sakat bırakacak bir tedaviydi 1950'lerde. Gittikçe küçülttük. Yani memenin o kadar adeleleri almaya gerek yok. Koltuk adeleyi altı lenf bezleri de kalsın. Koltuk altı lenf bezlerini hastaysa alalım. Orayı küçülttük. Yani memeyi almaya bir kısmında gerek yok. Oradan sadece kitleyi alalım. Geniş olarak çıkaralım. Ama buna rağmen hastalarımızın sağ kalımı yükseldi. Şifa şansı yükseldi. Bu bizim hem ışın tedavisi kalitenin artması hem kemoterapideki kalitenin artmasıyla mümkün oldu. Şimdi hani meme koruyucu cerrahi eskiden bizim en lüks cerrahimizde hani hem memesi duruyor hanımefendilerin hem sağlıklarını kazanıyorlar. Fakat bunda da bir sınır var. Hani memenin %10-20'sine almanız gerekiyorsa memenin estetiğini otomatik olarak bozuyorsunuz.
O zaman hani sadece tümörlü bölgeyi alsanız dahi estetik bir sonuç kazanamıyorsunuz. Hı hı. Yamuk yumuk bir meme kalıyor geriye. Son zamanlarda meme koruyucu cerrahinde bir üst aşaması olarak onkoplastik cerrahi bunun için devreye girdi. Şimdi memenin neredeyse %40'ını 50'sini alsanız dahi yenisini geriye şekillendirilmiş. İşte meme küçültme cerrahisindeki gibi hani onu örnek alarak yapıldı. Büyük memeli hanımlarda küçültelim, düzgün küçük bir memesi olsun, sırt ağrıları geçsin diye yapılan işlem. Kanser tedavisine uyarlandı. Hı hı. Benzerlik olarak çok benziyor. Onkoplastik cerrahiyle de daha büyük kitleleri çıkararak yine aynı sağ kalımı hem de meme estetiğini sağlama şansımız ortaya çıkıyor. Peki kanser, meme kanseri için bir operasyon yapıldı. Cerrahiden ne kadar süre sonra plastik cerrahi devreye girip de ameliyatı yapabilir? Bir de tamamen temizlendiğinden kanserin emin mi olmak gerekiyor? Kanserli hücreleri. Aslında araya bir zaman sokmuyoruz. Bazen ikisini bir arada yapıyoruz. Aa, çok güzel. Yani şimdi her şey hastanın durumuna göre değişiyor. Değişiyor, evet. Şimdi koltuk altında bezesi olmayan, hı-hı, yayılmamış, koltuk altında yayılmamış bir hastada ışın tedavisi ihtiyacımız ortadan kalkıyor. Şimdi ışın tedavisi memeye kullanılacak silikon bazlı estetik cerrahileri bozuyor. Bozuyor. Hı-hı. Bu hastalarda tamam memenizi almak zorundaysak, o zaman diyoruz ki hemen aynı seansta silikon yerleştirelim, o konturu sağlayalım. Arkadan hatta meme başı bile estetik cerrahlarımız yapabiliyorlar. Bir iki seans ameliyat daha oluyor. Ama sonuçta orijinaline benzer bir meme dokusu elde edebiliyoruz. En başta planlamak gerekiyor bunu. Ama hastalık bir tık ileri ise, koltuk altı bezelerine hastalık yayıldıysa, bu hastalarda yapılacak olarak ışın tedavisi o estetiği bozabiliyor. Bunlar da biraz çekinik davranabiliyoruz. Gene hastanın isteğine bağlı olarak aynı seansta yapılabiliyor silikon implantlarla rekonstrüksiyon. Ama genelde bunlarda biz 1,5-2 sene sonra radyasyonun etkisi geçtikten sonra yapmayı tercih ediyoruz. Ama bu hastalarda yine aynı seansta ısrarcı olunursa karın derisinden veyahut da sırt adalesinden derisinden meme rekonstrüksiyonu aynı seansta yapılabiliyor. Bunlar hep hastanın isteğine göre dizayn ediliyor. Plastik cerrahla beraber organize edip yapılabilecek işlemler. Araya zaman koymuyoruz. Ama yok ilk seferde ben canımı kurtarayım, bu tedavi sürecim bitsin, ben arkadan estetik düşüneceğim diyen hastalara ışın tedavisi bitiyor. İşte ameliyatla ilgili süreçler, kemoterapi süreçleri bitiyor. Genelde 1,5 ya da 2 sene sonra rekonstrüksiyonunuzu yaptırabilirsiniz diyoruz. Hı hı. O şekilde bir zamanlama verebiliyoruz. Bu şeyde programımızın ilk yarısında BRCA geninden bahsettik. Başka bakılabilecek markerlar da var dediniz. Hep sorarlar ya kandan belli olmaz mı, bir kan tahlili versek kandan belli olmaz mı eğer kanser olup olmayacağımız diye. Ya şimdi kandan aslında belli olacak yani şu anda, hı-hı, belki oluyor da bunlar hep deneysel çalışma olarak devam, hı-hı, ediyor. Şimdi tedavi sürecinde de bu kanda olan şeylerden faydalanılıyor. Özellikle İngiltere bazlı yapılan bazı çalışmalarda vücuttaki işte dolaşan kandaki kanser hücre DNA artıklarına bakarak ilaç verelim veya vermeyelim. Hı-hı. Canlı hücre olmuş olabilir, olmamış olabilir. Fakat rutin uygulamaya daha şu anda çok fazla girmedi. İleri inceleme. Hani biz diyoruz ki bu işin en temel kısmı Konya için. Bu genetik danışmanlık, BRCA'ları bile daha yeni yeni gündeme geldi Konya'da. Bu konuda incelemeler yapıp hastalarımıza... Bilmeyenler açısından biraz açıklayabilir miyiz doktor bey? Nedir bu BRCA geni, kimlerde bulunur? Şimdi vücudumuzda aslında bu kanserin temeline girmek gerekiyor. Vücudumuzdaki her hücrenin bir beyni var. Bu beyinde de bir yazılım var bilgisayar programlarında olduğu gibi. Ne kadar sıklıkla bölüneceğini, işte ne kadar ömrü olacağını belirliyor. Ona göre işte tırnağımız haftada bir uzuyor ya da 15 günde bir uzuyor. Hı hı. Çok daha hızlı büyürse o zaman tırnak kanseri benzeri bir doku oluşmuş olacak. Bu düzen bozulduğu zaman bu ne bozuyor? İşte virüs bozuyor, radyasyon bozuyor, kimyasallar bozuyor. O hücrenin içindeki yapılar bozulduğu zaman normalde o hücreler ölür. Vücut normal olmayan hücrenin yaşamasına izin vermiyor. Kendinden olsa dahi. Buna apoptozis diyorlar. Ama bunu koruyacak polisler de var vücudumuzda. İşte bu koruyacak polisler, savaşçılar, karakollar böyle hasarlı olan hücrenin kendini yok etmesini sağlıyor ama bu koruyacak mekanizmalar bozulursa işte BRCA genleri bunlardan biri. Hı. Bu gen, bu hasarlı hücrenin kendi kendini öldürmesini sağlayan özellikler veriyor. Oranın polisi, ya bu terörist diyor, yok ediyor gibi. Ama polis karakolu çalışmıyorsa, BRCA mutasyonu dediğimiz şey bu. Onların mekanizması yok, düzeltme.
Bunlar çoğalmaya başlıyor ve bu hastalarda %80'inde meme kanseri ya da rahim kanseri ya da yumurtalık kanseri, erkeklerde prostat sadece kanseri. Sadece meme kanseri açısından değil, değil diğer kanserler değil, açısından da. Bunun gibi ondan sonra işte bağırsak kanseri için işte adenomatoz polipozis geni gibi değişik genlerimiz var böyle. Hı-hı. Bunlar yol gösterici olabiliyor. Ya bu BRCA geni %80 kanser olacaksa ya kanser olmadan temizlettireyim mememi diyen akım gelişti. Koruyucu cerrahi diyoruz buna da. İşte yumurtalıklarını aldırabiliyorlar. Angelina Jolie'de oldu. Memeyi içini boşalttırıp daha bezelere yayılmadan silikon implant konabiliyor. Veyahut da diğer rekonstrüksiyon yöntemleri kullanılabiliyor. Merhaba sevgili KON TV izleyicileri. Bu hafta size lenfödem tedavisinden bahsedeceğiz. Önce size kısa bir lenfödemden bahsetmek istiyorum. Lenfödem beyaz kan hücreleri ve damarlarından oluşan bir sistemdir ve lenf sistemi vücudumuzdaki atıkların atıldığı bir sistemdir. Lenfödem ise bu lenfatik sistemin mekanik yetmezliği sonucunda oluşan dokular arası boşlukta biriken proteinden zengin sıvıdır. Lenfödem en çok MMSA sonrasında lenfatik sisteminde diseksiyonunun görüldüğü cerrahi işlemlerden sonra görülmektedir. Meme kanseri tedavisi gören hastaların yaklaşık olarak %40'ında değişik derecelerde üst ekstremitede lenfödem mutlaka görülüyor. Biz lenfödemi primer ve sekonder olarak ikiye ayırıyoruz. Primer lenfödem damarların dar olması bu akımı kestiği için ya da damarların genişlemesi bu da kapakçık yetmezliğine neden olduğu için ya da lenfatik sistem eksikliği ya da lenfatik sistemin hiç olmamasından dolayı oluşuyor. Sekonder lenfödem dediğimiz lenfödem ise tümör ya da cerrahi geçirmiş, travma almış, en önemlisi radyoterapi görmüş kişilerde, kronik venöz yetmezliği olan kişilerde görülüyor. Biz lenfödemi 3 aşamada ayırıyoruz. Evre 1, evre 2, evre 3. Evre 1 aşamadaki geri dönüşlü lenfödemdir. Ve bunlar tedaviye aldığımızda ekstremite kendi boyutuna gelebiliyor. Evre 2 lenfödemde ise geri dönüşsüz lenfödem olarak söylüyoruz. Ve sert dokular dediğimiz fibrotik dokular oluşmaya başlıyor. Ve ödem olabildiğince azaltmaya çalışıyoruz. Üçüncü evre ise fil hastalığı dediğimiz artık ekstremite hacminin çok büyüdüğü ve doku değişikliklerinin çok yoğun olduğu evredir. Lenfödem ve ödem çok farklı kavramlardır. Ödem bir hastalığın semptomudur ama lenfödem bir hastalıktır ve kesin bir tedavisi yoktur. Lenfödemin en iyi tedavisi kompleks boşaltıcı fizyoterapidir. Kompleks boşaltıcı fizyoterapiyi alanında eğitim almış uzman fizyoterapistler tarafından yapılmaktadır. Kompleks boşaltıcı fizyoterapi non-invazivdir ve hiçbir yan etkisi olmayan anatomi ve fizyolojinin birleştiği çok güzel bir tedavi yöntemidir. Burada biz neler uyguluyoruz? Burada manuel lenf drenajı, kompresyon tedavisi, boşaltıcı egzersizler ve cilt bakımını yaptığımız bir tedavi bütünüdür. Uluslararası alanda kabul edilmiş bir tedavi yöntemidir. İlk önce manuel lenf drenajından bahsedelim. Manuel lenf drenajı elle yapılan nazik ve lenfatik akımı arttıran bir tedavi yöntemidir. Bunu özel tekniklerle yapıyoruz. Bir yerde bizim hasarlı bir lenfatik bölgemiz var. Diğer tarafta da merkezi ve sağlıklı olan lenf bölgelerimiz var. Biz buraya oluşan lenfödemi hasarlı bölgeden sağlam bölgeye doğru aktarıyoruz. Daha sonra da venöz dolaşım dediğimiz atıklarımızın atıldığı dolaşıma doğru yönlendiriyoruz ve lenfödem bu şekilde atılmış oluyor. Daha sonra kompresyon tedavisi dediğimiz bandajlama tedavimiz var. Kısa çekişli bandajlar kullanıyoruz biz burada. Bu bandajlama bizim manuel lenf drenajında elde ettiğimiz drenajı bununla birlikte destekliyoruz. Hasta bunu haftada bir olarak yapılması gerekiyor ama bunu hasta kendisi yapamıyor. Mutlaka bunu uzman bir fizyoterapist tarafından yapılması gerekiyor. Daha sonra cilt bakımımız var. Cilt bakımımız çok önemli. Neden? Lenfödem olan hastalarımızın ciltleri kuru ve enfeksiyona açık ciltlerdir. Bu yüzden temizliğine çok önem vermek gerekiyor. Biz bandajlama öncesinde hastamızı pH değeri düşük nemlendiriciler kullanıyoruz. Daha sonra bandajını yapıyoruz.
Boşaltıcı egzersizler dediğimiz hastanın bulunan kol ya da bacağındaki lenfödeme göre egzersizler veriyoruz. Bunların mutlaka bandajla birlikte yapılması gerekiyor. Ve hastamızın burada ünitemizde olan tedavisi bittikten sonra lenfödeme belli bir sabitliğe geliyor. Ve biz burada hastamıza bası giysisi özel, uzman bu konuda uzmanlaşmış bireyler tarafından alınan bası ölçüleriyle bası giysisi diktiriyoruz. Ve bu bası giysisini 6 ay boyunca kullanması gerekiyor. Sabahları bu bası giysisini kullanıyor, gece yatacağında çıkarıyor. Yine aynı şekilde boşaltıcı egzersizlerini bası giysisiyle birlikte yapması gerekiyor. Nemlendiricilerini düzenli kullanması gerekiyor. Lenfödem tedavi edilmezse sistem yetmezliği ve doku değişikliği artacaktır. Bu yüzden mutlaka uzmanlar tarafından bu tedavi olmanız gerekiyor. Eğer lenfödem hastasıysanız ya da yakınınızda lenfödem hastası varsa hastanemizin fizik tedavi ünitesinde bu tedavi uygulanmaktadır. Haftaya başka bir egzersizle görüşmek üzere. İyi seyirler. Medova Hastanesi fizyoterapisti Fatma Nur Yıldız'a teşekkür ediyoruz. Lenfödem rehabilitasyonu ile ilgili bilgi almak için programımızın sonuna kadar ekranlarınızda görebileceğiniz geniş bilgi telefonundan randevu alabilirsiniz, ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Sevgili izleyicilerimiz, artık programımızın son dakikaları, meme kanserini konuşuyoruz. Tedavi aşamasından da bahsettik biraz. Bu arada sorularınızı da yanıtlamaya devam ediyoruz. Yine son kalan 15 dakikamız içerisinde yönlendirdiğiniz bütün soruları dilimizin yettiğince yanıtlamaya devam edeceğiz. 0542 332 6332 numaralı KONTV'nin WhatsApp hattından sorularınızı gönderebilirsiniz. İyi günler, meme kanseri, meme ameliyatı oldum Ağustos'ta ve yaram hala geçmedi. Bu normal midir? Ne yapmam gerekiyor? Krem sürüyorum ama geçmiyor demiş bir izleyicimiz. Doktor Bey, yaraların iyileşmesi tabii her hastada farklıdır ama bu kadar uzun sürebilir mi? Uzayabilir yani mi? Normalde uzamaz. Hani üzerine enfeksiyon eklendiği zaman, bazen koltuk altı bezeleri temizlemek zorunda kaldığımız hastalarda lenf sıvısının sızması uzun sürebiliyor. Ya da şeker hastası olanlarda yara iyileşmesi gecikebiliyor. Hı hı. Bazen önceden ilaç tedavisi alan, hani bizim neoadjuvan tedavi dediğimiz bir ara gruptan bahsettim. İlacı önce verip arkadan ameliyat yapıyoruz. Bunlar da biraz vücut direnci kırıldığı için yara iyileşme sorunlarıyla biraz daha fazla karşılaşabiliyoruz. Ha, normal değil ama olabiliyor. Yani doktorunun değerlendirmesi lazım. Hani çok uzun sürüyorsa, Ağustos'tan bu yana yani 2 ay kadar geçmiş. Yani şu ara, uzun bir süre midir 2 ay? Uzun bir süre. Yani bir ay 2 aya kadar uzayan hastalarımız oluyor ama nadiren oluyor bu şekilde. O da onun biraz şanssızlığı olmuş gibi. Evet. Meme kanseri tedavisinden sonra bu hastalıkla baş etmek için neler yapılabilir? Düzenli olarak kontrollere devam edilecek neler yapılacak doktor bey? Şimdi meme kanseri yakalanan hastalarımız için, şimdi ben bir yerde hastalıkla evlenmek gibi diyorum buna. Meme kanseri olduysanız onunla birlikte yaşamaya alışacaklar. Bir kocanız olmuş gibi, bir tane hastalığınız ya da eviniz olmuş gibi ömür boyu onunla beraber yaşayacaksınız. Yaşam tarzını etkileyecek. İşin sıkıntılı süreci 6 ay ila işte 8 ay kadar sürebiliyor. İlk dönem çok sıkıntılı. Biz bu dönemde işin ameliyatı, ilaç tedavisi, ışın tedavisi alacaksa bunlar tamamlanıyor. Fakat ben bu dönemi de hamileliğe benzetiyorum hastalarıma söylerken. İşte 9 ay hamile kalıyorsunuz. Bulantınız oluyor, kusmanız oluyor, karnınız ağrıyor. Birçok şikayetler veriyor ama sonuçta nur topu gibi bir sağlığınız oluyor. Çocuğa kavuşmuş oluyorsunuz orada. Burada da sağlığınızı tekrar kazanma şansınızı çok arttırmış oluyorsunuz. Bugünkü yaklaşımlarla, tedavi imkanlarımızla meme kanseri olan hastaların 1/4'ünü tamamen tedavi edebiliyoruz. Bu az bir rakam değil. Yani bu 1/4'ünden 1/3'üne, yani %25'lerden %75'lere çıktı. Ve yaklaşık Türkiye'de her sene yaklaşık olarak 2000'e yakın, 2000'in biraz üzerinde meme kanseri hastası teşhis edildiği için bu çok önemli bir rakam. Bunların yani %75'ine geri kalan sağlıklı hayatını verme şansımız var. Ama meme kanseri olmuşsanız bir kere riskli gruptasınız zaten. O dediğimiz koruyucu mekanizmalar devreye girmemiş. Öbür göğsünüz de risk altında anlamına geliyor. Diğer kadınlara göre 2 kat daha riskli. Yumurtalık ve rahim kanseri açısından gene risk. Yani vücudun savunma mekanizması bir kere açık vermiş. Yarın da açık verebilir diye takipleri daha dikkatli yapmak gerekiyor. Lazım. Normalde
Başlangıç döneminde biz 3 ayda bir bakıyoruz, sonra 6 aya düşüyoruz. 5 seneye geçtikten sonra yıllık normal iç kanser olmamış hastalar gibi yıllık kontrollere çağırıyoruz. Ama bu sırada yaşam tarzlarına dikkat etmelerini öneriyoruz. Gene kilo almamalarını özellikle, hormonal ilaçlardan uzak durmalarına, kimyasal zehirlerden uzak durmalarına, hareketli bir yaşam sürmelerini. Çünkü bu bizim verdiğimiz ilaçlar, kemoterapiler kemik erimesine yol açabiliyor, osteoporoz dediğimiz hastalıkları arttırabiliyor. Hareketli yaşam kemiklerin sağlam kalmasını da sağlıyor. Üzerindeki aşırı yükü aldığımız zaman hastalarda sadece meme kanserini tetikleyecek hormon replasmanından değil, aynı zamanda kemiklerin üzerine binecek ikincil hastalıklardan veya kalp hastalıklarından da korumuş oluyor. Koruyucu ilaç veriyoruz. İşte hormona duyarlı olanlarda işte hormon tedavileri, koruyucu hormon tedavileri veriyoruz. Bunları 5 sene ya da 10 seneye kadar uzatabiliyoruz. Bu ilaçlar, her ilacın da yan etkileri var. Bu konularda takip edilmeleri gerekebiliyor hastaların. Yani 10 sene, 20 sene sonra bile hastaların uyanık olması gerekiyor. Merak ettiğim şey şu, meme kanseri tanısı konduktan sonra tedavi olmuş hastalarda yine aynı görüntüleme yöntemleri kullanılabiliyor mu? Tabii tabii. Mesela yine radyasyon verdiği için mamografi yine kullanılabiliyor tabii, tabii. mu? Takipte öbür göğsünde özellikle memeyi almadığımız hastalarda, memeyi koruyucu cerrahi dediğimiz hastalarda 6. ayda kalan memenin içini bir kontrol edelim. Hem yaptığımız tedavi yeterli mi değil mi? Nasıl patolojiden sonuç geliyorsa radyolojik olarak da yapılan işin uygun olup olmadığını, doğru yolunda gidip gitmediğini kontrol için gene mamografi, ultrason kontrolleri, gerekirse MR kontrolleri. Hatta vücuda yaygınlığı değerlendirmek için PET-CT dediğimiz elimizde son zamanlardaki imkanlardan biri. Araya koyarak takiplerini yapıyoruz ki vücudun herhangi bir yerinde filizlenen hastalık var mı yok mu onun farkına varalım istiyoruz. Farkına varırsak gene bunlar hani sıkıntının büyük olduğunu gösteriyor. Vücuda tohum atmış olması ama üçten daha az olan vücuda yaygınlık odaklarını tespit edersek bunları tekrar hastalığı sıfırlama şansımız olabiliyor. İşte karaciğerde olabiliyor, akciğerde olabiliyor. Bunlar tekrar ikinci bir ameliyatla alıp tekrar işi sıfırdan başlatabiliyoruz. Bazen yani son zamanlarda ışın tedavisinin kalitesinin artması, işte bizim yaptığımız cerrahinin kalitesinin artması belki. Hani ameliyat olduğu göğüste tekrar kanser neredeyse görmez olduk. Hani yetersiz cerrahiye bağlı belki olur diye düşünüyorduk ama şu anda aynı göğüste alınan yerde veya kısmen alındıysa İkinci kanser kalan kısımda ne kadar dağılasak da oluşma riski biraz daha fazla. Çok seyrek görüyoruz. Işın tedavisi bize, kaliteli ışın tedavisi çok şey kazandırdı hastalarımıza da bize de. Kemoterapi aynı şekilde. Onun için ama takipleri aksatmamaları. Artık görüntüleme yöntemleri de farklılaştı değil mi doktor bey? Mesela dijital mamografi çıktı. Ne farkı var dijital mamografiyle eski sistem mamografileri? İşte eskiden hastalarımıza filmleri ellerine veriyorduk. Saklayın bunları, bir değişiklik olursa karşılaştıralım diyorduk ama bu filmler gün ışığında etkileniyor. Soluyor. İşte 3 sene 5 sene sandığınıza koyun dursun, bir sıkıntı olursa karşılaştırmak için getirirsiniz bakarsın. Halbuki dijital olduğu zaman bilgisayar sisteminde saklı bunlar, sürekli depolanıyor. Yani biz hasta 2 sene sonra film çektiğimiz zaman ikisini yan yana koyup hastanın bir şey taşımadan görme şansımız oluyor. İkincisi normal filmlerde işte belli bir büyüklükte görüntü elde ediyoruz ama dijitalde bunu büyütebiliyoruz. Çok daha büyük ekranda seyreder gibi oluyoruz. Çok küçük lezyonları görme şansımızı arttırıyor. Daha az radyasyon veriliyor. Bunlarda doz ayarlaması yapmak işte radyoloji teknisyeninin İnsafına kalmıyor veyahut da bilgisine kalmıyor diyelim. Şimdi filmi çekiyorsunuz, belli radyasyon veriliyor. Doz fazla geldiyse onun etkilerini arındırıp görüntüyü size verebiliyor. Çok güzel. Teknoloji yani çok yardımcı. Onun için mümkünse dijital mamografiyle çekilmiş mamografiler. Onları tercih ediyorsunuz. Tercih ediyoruz. Bize daha ayrıntı, daha net. Hani evimize televizyon alırken örneğin işte pikseli artmış işte HD, Full HD, HD görüntü kalitesi şöyledir diye 5-6 bin lira para harcıyoruz. Bizim şimdi mamografi cihazları da bazı hastanelerde 1980-90'lardan kalan makineler kullanılıyor. Şimdi evimizde kullanmadığımız, televizyon seyrederken kullanmadığımız şeyden, televizyondan işte bir görüntü kalitesi kötü oradan diye sonuç bekliyoruz. Biz tutuyoruz, ondan sonra meme kanser tanısını daha düzgün yapalım. Hani bazı hastalara gereksiz radyasyon verdiği için hani çok kalitesiz film bizim ikinci filmi çekerken imtina etmemize sebep oluyor. Onun için kaliteli film önemli. Yani ilk film kaliteli olursa ikinci bir kez hastanın radyasyon alma şansı da azalmış oluyor.
Çok sevindirici gerçekten. Teknoloji bu anlamda çok işimize yarıyor. Beslenme de çok önemli. Tüm kanserlerde olduğu gibi meme kanserinde. Siz de üstüne basa basa söylediniz beslenmenin önemini. Kanser tedavisi gören hastalarda da beslenme ayrı bir yer tutuyor. Şimdi diyetisyenden dinleyin köşemize bir kulak verelim. Bakalım Elif Seda Ümitli Sıktaş meme kanserinde beslenme ile ilgili hangi önerilerde bulunmuş? Herkese merhabalar KonTV izleyicileri. Bu hafta diyetisyenden dinleyin köşemizde meme kanserinde beslenme tedavisinden bahsedeceğiz. Bu dönemde alınan kemoterapi ya da kullanılan ilaçlar iştahsızlığa sebep olabiliyor. O yüzden gördüğümüz en büyük sıkıntı hastalardaki kilo kaybı. Kilo kaybı da vücut direncini düşürüyor ve hastalığı yenmek daha da zorlaşabiliyor. O yüzden bu dönemde kilo kaybına karşı neler yapabiliriz? İştahsızlık olduğu için az az sık sık beslenmeye geçmemiz lazım. Küçük porsiyonlar halinde beslenmeye geçerek bu sıkıntıyı ortadan kaldırabiliriz. Ve yine bulantıya karşı da bu iyi bir tedbir olacaktır. Çünkü yine ilaçların yan etkisi olarak bulantı çok fazla görüyoruz. O yüzden küçük porsiyonlar halinde az az sık sık beslenme bunların önüne geçecektir. Ve yine bulantıya karşı su oranı düşük, leblebi gibi, galeta gibi besinler yine bulantıyı önleyip daha çok yemenizi sağlayacaktır. Bunların yanı sıra ilaçların yan etkisi olarak gördüğümüz bir diğer şey de kabızlık problemi. Kabızlık da biliyorsunuz posa tüketimiyle engelleyebiliyoruz. Bol miktarda posa tüketmemiz gerekiyor. Yalnız posa biliyorsunuz meyve ve sebzelerde çok fazla bulunuyor. Ama bu dönemde mutlaka hastamızın nötrofillerine baktırmamız gerekiyor ki beyaz kan hücrelerinde nötrofillerde eğer düşme varsa bağışıklık sistemi düştüğü anlamına geliyor. Çiğ olarak kesinlikle meyve ve sebze tüketilmemesi gerekiyor bu dönemde. Sebzeleri pişirerek meyveleri de komposto şeklinde bu şekilde tercih edebilirsiniz. Ve yine pirinç yerine bulgur tercih ederek posa miktarını artırabilirsiniz gibi ufak şeyleri mutlaka doktorunuzdan bu bilgileri alın. Bu bilgilerle birlikte hem kilo kaybını minimumda tutalım hem enfeksiyonlara karşı hastamızı koruyalım. Bu dönemde de kanser tedavisini daha hızlandırmış olacağız. Bunun yanı sıra hangi besinler tüketmemeliyiz? Ağız yaraları olabileceği için acı, ekşi ya da çok sıcak besinlere dikkat etmemiz gerekiyor. Yine ilaçlarla etkileşime gireceği için greyfurt tüketmememiz gerekiyor. Bunların yanı sıra çay, kahve tüketimi mide asit düzeyini etkileyeceği için minimal seviyede mümkünse tüketmememiz gerekiyor. Ve yine nötrofil seviyemiz zaten düşükse çiğ olan hiçbir şeyi tüketmememiz gerekiyor. Baharatları da yemekleri piştikten sonra değil pişmeden önce eklememiz gerekiyor ki enfeksiyon riskini minimuma düşürelim. Çünkü hastaların bu tedavi süresince bağışıklık sistemi de düşmüş oluyor. Bu yüzden yani mümkün mertebe enfeksiyonlara karşı hastamızı korumamız gerekiyor. Meme kanseri tedavisinde en çok kullandığımız besinlerden biri brokoli içerdiği sülforafan sayesinde antikanserojen etki gösteriyor. Hücrelerin küçülmesini hatta yok olmasını sağlayabiliyor. Brokoli çok önemli bir besin. Bu dönemde mutlaka tüketmeye çalışın. Ve yine antioksidan oranı yüksek vitaminler, A, C, E vitaminleri. Bu vitaminlerden yüksek miktarda barındıran besinlerde yine aynı şekilde kanser tedavisinde kullanabileceğimiz besinler anlamına geliyor. A vitamini ile başlayalım. A vitamini daha çok sarı turuncu renkli sebze meyvelerde bulunuyor. Havuç gibi, bal kabağı gibi, kayısı gibi. Bu şekilde sarı turuncu renkleri gördüğünüz zaman A vitamininden zengin olduğunu düşünebilirsiniz. Kanserojen etki gösteriyorlar. Antioksidan seviyeleri yüksek. Meme kanseri tedavisinde kullanabiliyoruz. Bol miktarda tüketebiliriz anlamına geliyor. C vitamini hepimiz biliyoruz. Turunçgillerde yüksek, yeşil yapraklı sebzelerde, maydanozda, biberde yüksek. Yine kuşburnu çok yüksek miktarda C vitamini içeriyor. Bu yüzden yine kış aylarına giriyoruz. Kuşburnu da sıcak sıcak tüketilebilir. Hem C vitamini seviyesi artar hem bağışıklığı da güçlendirmiş olur antioksidanları ile birlikte. E vitamini de kuru yemişlerde bulunuyor. Badem, ceviz bunları özellikle çiğ olarak tüketmeniz gerekiyor ki bu omega 3 ölmemiş olsun hem de E vitamini de ölmemiş olsun. Daha çok biz bu besinlerin etkisinden faydalanabiliriz. Mutlaka çiğ olarak tüketmemiz gerekiyor. Bunların yanı sıra omega 3 içeren her besin zaten antikanserojen etki gösterir. Balık sezonu açıldı zaten. Balık mutlaka haftada 1-2 gün tüketmeye çalışalım. Pişirme şekline dikkat edelim. Daha vitaminleri öldürmeden buğulama şeklinde ya da fırında pişirmeye çalışalım kızartma yerine. Bu besinler kanser için önemli besinler.
Bu hafta diyetisyenden dinleyin köşemizde meme kanserine beslenme tedavisinden bahsettik. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Efendim artık son dakikalarımız. Meme kanserini konuştuk. Meme kanseri bilinçlendirme ayı olan Ekim ayında, Ekim ayının bu güzel gününde operatör doktor Şefik Atabekoğlu konuğumuzdu. Ben şimdi son bir soruyla doktor beyin de toparlamasını istiyorum. Meme kanseri olmamak için, meme kanserinden korunmak için öncelikle nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bir kere daha altını çizecek olursak doktor bey. Klasik olacak ama gene ben sağlıklı yaşam çizgisinden uzaklaşmayalım diyeceğim. Hı hı. Özellikle hareketli bir yaşam, sigaradan uzak, fazla yağlı karbonhidratlı yemeklerden uzak duralım. Kilo fazla almayalım. Özellikle kilodan uzak duracak. Bir yaşam tarzının yapabileceğimiz tek şey olduğunu düşünüyorum. İşte hormon kullanımı, hormonlu gıdalardan uzak durmak yine önemli. Özellikle sera ürünlerinden uzak duralım. Ne kadar zirai ilaç miktarı fazla olursa onların yıkım ürünlerinin kadınlık hormonuna dönüşmesi bizi etkileyebiliyor. Buna zaten çocuklarda erken ergenliğe erişmeden görüyoruz. Hani eskiden 14-13 yaşlarında ergenliğe erişen çocuklarımız daha 10 yaşında, 11 yaşında bunlarla karşılaşabiliyor. Doğal beslenme, doğal yaşam bizim için en önemli şey. Sağlık, özellikle bunlara için dikkat etmek kendi gerekiyor. Kendi kendine muayenelerini yapsınlar. 40 yaşından sonra mutlaka takiplerine, mamografi takiplerini yaptırsın. Kendilerine özen göstersinler. Aslında şimdi birçok hanımefendi bu konuda duyarlılığı arttı. Ve ulaşım imkanları da arttı sağlık tesislerine ve sağlık hizmeti veren kuruluşlara. Kendilerini ihmal etmesinler. Yani bir kuaföre gitmek için harcadıkları zaman veya senede bir kere de meme check-up'a gitsinler değil mi bir doktor? Bir günlerini kendilerine bakım için ayırsınlar. Hı. Genel bir kontrolden geçsinler. Şimdi bahsettik aslında ketemler var artık diye ama ketemlerde sanırım bu sizin görüntüleme yöntemlerinizin tamamı yer almıyor. Değil mi orada? Tabii ketemlerin tek sıkıntısı o. Hı. Uyarma görevini çok güzel yapıyor. %85. Sadece mamografi mi çekiliyor? Mamografi çekiliyor. Hı. İşte rahim ağzı kanseri için belki sürüntüleme örneği alınıyor. Ama mamografi tek başına hepsini gösteremiyor. Yeterli açık değil. Noktayı kapatmak için o da hastalarımıza kalıyor. Meme ultrason yapılabilir, ultrason, meme MR yapılabilir. Meme MR. Onun için bir doktor kontrolü de üzerine lazım diye düşünüyorum ben. Hı. Ama hiç yoktan iyi. Hani uyarıyor. Daha çok meme kanserini daha erken yakalamamıza sağladı. Eskiden hastalarımızın sadece %10-20'sini meme almadan tedavi ederken günümüzde artık hastalarımızın neredeyse yarısını memeyi almadan tedavi etme imkanına kavuştuk. Bunu biz istiyoruz ki Avrupa devletlerinde bu %75'lerde memeyi almadan yapılan tedavi. Biz de o seviyelere ulaşalım. Bu da hastalarımızın uyanıklığıyla, kendilerine özen göstermesiyle gündeme gelecek. Peki şu anda ekranları başında bizi izleyen meme kanseri hastaları varsa onlara neler tavsiye edersiniz? Bir, morallerini düzgün tutacaklar. Yani dediğim gibi %75'lere çıkan oranda bir tamamen bu hastalıktan kurtulma imkanımız var. Şu anki akıllı tedaviler, kemoterapiler, hormon tedavileri, radyasyon, işte işin cerrahi tedavisi bu seviyelere bizi ulaştırdı erken teşhisiyle birlikte. Şimdi bu eski kadar korkunç görmememizi sağlıyor. Şimdi hastane ortamlarında kemoterapi ünitelerinde veyahut da işte radyolojide karşılaştıkları hastalara nüksetmiş hastalar daha yoğunluklu gözüküyor. Fakat bizim gerçek kahramanlarımız, kurtulan kahramanlar senede bir kere ya da iki senede bir kere kontrole gelir. Hastanede pek gözükmezler. Onun için şimdi hani moral o kadar bozacak gibi değil. Yeterli tedavi imkanlarına sahip olurlarsa ki kendilerine bağlı sağlık hizmetleri ücretsiz ya da çok cüzi fiyat ücretleriyle hani ben arabamdan örnek vermeyi bazen hastalara seviyorum. Arabanın fren balata takımları değişti. 5 milyar lira masraf çıktı. İşte hani baskı balata dedikleri şey. Ya araba için bu paralar harcanabiliyor. Hı hı. Arabanın tamponu değiştirirken harcanabiliyor. Çok daha cüzi rakamlara sağlık hizmetlerini alma şansları var insanların. Kanser hizmetlerinden ücret alınması da azaltıldı, engellendi bazı şeyler. Bunlar hep bir avantaj. Uzak durmasınlar. Hani kendilerine özen göstersinler. Hani düğünde gelin saçı yaptırmaya gider gibi senede bir kere de kendi sağlıkları için
hastanelerimize uğrasınlar, sağlık merkezlerimize evet. uğrasınlar diyeceğiz. Siz de Medova Hastanesi olarak meme kanseri bilinçlendirme ayında birçok etkinlik yapıyorsunuz. Hem hastalarınızı hem de tüm toplumu bilgilendirmek için, farkındalık oluşturmak için farkında ol, geç kalma hashtag ile de paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Biz programımızı kapatırken bu sloganla kapatalım o zaman. Meme kanserinden korkma, farkında ol, geç kalma diyelim. Çok teşekkür ediyoruz ben programımıza katıldığınız için. Bu imkanı verdiğiniz için. Sevgili izleyicilerimiz, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte yine biz tam burada stüdyomuzda yine sağlığınızı çok yakından ilgilendiren önemli konularla sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Meme kanseri riskine karşı panzehir brokoli. ACE vitaminleri ve karotenden oldukça zengin bir yapıya sahip olan brokolinin antioksidan bakımından zengin olması hücreleri serbest radikallere karşı koruyor. Özellikle kadınlarda fazla gözüken meme kanserini önlemek adına sülforafan zengin olan brokoli filizi tam bir panzehir görevi görüyor. Klinik çalışmalar brokolinin içerdiği koruyucu maddelerle özellikle meme kanseri üzerinde olumlu etkileri olduğunu kanıtlıyor. Güçlü antioksidan yaban mersini. Yaban mersininde bulunan flavonoid bileşikler, güçlü antioksidan etkileriyle sizi kansere karşı korur. Şekerle kavrulmamış kuru yaban mersinini günde bir avuç, tazesini ise bir çay bardağı kadar tüketebilirsiniz. Sigara kemikleri de zehirliyor. Sigara ve alkoldeki zehirli maddeler kemik yapımında görevli hücreleri öldürüyor. Östrojen gibi kemik yapımında rolü olan hormonların azalmasına neden oluyor. Bu yüzden sindirim sisteminde kalsiyum emilimi azalıyor ve böbreklerden de kalsiyum atılımı artıyor. Vücutta kullanılacak kalsiyum miktarının azalmasıyla birlikte kemik yapımı gerçekleşmiyor. Mikroplar çarşaflarda birikiyor. Mikroplara karşı çarşaflarınızı haftada en az bir kez sıcak suyla yıkayın. Hasta yakınınız varsa buna daha çok dikkat edin. Doğada kirlenmiş kıyafetlerinizle evde kirlettiğiniz kıyafetleri makinede ayrı seferlerde yıkamanız ve yatak odanızda yiyecek tüketmemeye özen göstermeniz gereklidir. Çünkü kırıntılar bakterileri kolayca çekebilir. En kaliteli protein yumurta. En kaliteli protein kaynağı olarak bilinen yumurta, A ve B vitaminleri, demir, çinko ve folik asit içeriyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren yumurtayı herhangi bir sağlık sorununuz ya da alerjik durumunuz yoksa haftada en az 3-4 kez tüketebilirsiniz.